Herkese merhaba, mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz sayın izleyiciler. Bugün 27 Nisan günlerden pazartesi. Haftanın ilk gününde yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündem özel programıyla canlı canlı stüdyomuzda sizlerin karşısındayız. Ve Covid-19'u, koronavirüsü tartışmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Bizlere her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook üzerinden da ulaşabilirsiniz. Mesajlarımızı paylaşabiliriz. Gönderdiğiniz tabii ki okuyacağız onları ilerleyen dakikalarda. Dediğimiz gibi yayınımızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda da WhatsApp iletişim hattı üzerinden de bizlere görüşlerinizi, mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 0533 872 çift 022 numaralı hattımızdan bizlere görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Evet, haftanın ilk günü bugün. Günlerdir ülkemizde Kuzey Kıbrıs'ta yeni Covid-19 vakası saptanmadı. Son günlerde koronavirüsle mücadele açısından olumlu açıklamalar geliyor. Olumlu açıklamalar sunuyoruz biz de sizlere. Covid-19 tehdit ve tehlikesi dünyada var olduğu sürece Kıbrıs'ta da ülkemizde de var olacaktır elbette. Resmi makamlara bakacak olursak resmi makamlar her gün açıklamalarda bulunuyor. Resmi açıklamalara güvenen de var, güvenmeyen de var. Testler yeterli mi? Yeteri kadar test yapılıyor mu? Test yapılması gerekiyor. Toplumun genelinde bu süreçten geçmesi mümkün mü? Bunları sormaya, tartışmaya devam ediyoruz yine. Sağlıktan ekonomiye nereden nereye geldik, ne yaşıyoruz, yine tartışıyoruz bunları. Bugün salgın konusunda bir noktaya gelmişsek, iyi bir noktaya da gelmişsek bence bu sağlıkçıların başarısıdır diye düşünmekteyim. 4 Mayıs'a bakacak olursak 4 Mayıs itibariyle bazı sektörlerin çalışma hayatına başlaması söz konusu var biliyorsunuz. Bunun için planlamalar yapılıyor. Bir normalleşme sürecine başlanabilir mi? Kararı da elbette sağlıkçılar vermelidir. Yani önümüzdeki haftadan itibaren bakacak olursak açılması düşünülen bu iş alanlarında toplum olarak şimdiden acaba hazır mıyız? Biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı var. Gece saat 9'dan itibaren 06'ya kadar sokağa çıkma yasağı var. Ayrıyetten de maskesiz sokağa çıkılmaz. Bunun da bilincindeyiz ama yine dışarıda yine yoğun bir kalabalık vardı. Ben bugün de bunu gözlemledim. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Sizden de mesajları alacağız, görüşlerinizi alacağız. Özellikle 4 Mayıs itibariyle bazı sektörlerin çalışma hayatına başlamasını istiyor musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Önümüzdeki haftadan itibaren açılması düşünülen iş alanlarına toplum olarak bu kurallara uyma noktasında acaba bir bilinçlenme geldi mi? Bunu konuşacağız. Ayrı bir konu da 1500 TL. 1500 TL'yi de konuşacağız. Unutmuyoruz bunları, sürekli hatırlatacağız. 1500 TL ile geçinmek kabul edilebilir mi? Bununla da ilgili görüşlerinizi, mesajlarınızı istiyorum. Tüm dünyada olduğu gibi salgından en fazla etkilenen sayın izleyiciler sektör olarak baktığımız zaman turizm sektörüdür. Bu yaz bu ülkeye tatil amaçlı gelecek insan olacak mı? Hem sağlık, hem ekonomik, hem de güven anlamında bakacak olursak kim yabancı bir ülkeye gitmek isteyebilir? İsteyebilir misiniz acaba? Onu da merak ediyoruz. Ya da gelen insan olsa bile bizim ülkemize biz gerekli kontrol ve denetimi nasıl sağlayacağız? Bunun için çalışmaları yaptık mı? Planlamamız nelerdir? Elbette bu gibi soruları da Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel'e soracağız. Birazdan bizlerle birlikte olacak ve turizmi kendisiyle konuşacağız ve Covid-19'un etkilerini tartışacağız kendisiyle. Evet, aynı zamanda ilerleyen dakikalarda yine farklı konuklarımız var. Ekonomiyi yine tartışacağız. Ödül Muhtaroğlu'yla DP ekonomist yazar Ödül Muhtaroğlu'yla bir telefon bağlantısı da yapacağız. Onun da görüşlerini alacağız. Ve şimdi bir bakalım. Yönetmen arkadaşıma sorum. Hazır mı? Hazırsa bana bir seslensinler ama hazır değilse bir bakalım. Haberlerde ne var? Bir haftada 468 tutuklama var sayın izleyiciler. 53 kişi yasağı ihlal etti. Bununla ilgili kısa biraz bilgi vermek istiyorum sizlere.
Polis bir haftada 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 kişinin iş yerini açtığını, 17 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. 17 kişinin sokağa maskesiz çıktığını duyurdu polis. Bence bu daha da fazladır. Çünkü ben buraya geldim de dışarıda inanılmaz derecede insan kaynıyordu. 10 kişi gördüysem 4'ü maskesizdi. Bunu da bu şekilde aktarmak istedim sizlere. Şimdi bir haftada 447 kişinin sokağa çıkma yasağı ihlal ettiğini, 4 kişinin ise iş yeri açtığını, 17 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını duyurdu polis basın subaylığı. Ve söz konusu kişiler hakkında da biliyorsunuz soruşturma yapılıyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımını da bakacak olursak haftalık olarak sizlere veriyorum. Lefkoşa'da kısmi 43, gece 21'den sonra 55, toplamda Lefkoşa'da 98, Gazimoğlu'da kısmi 155, gece 21'den sonra 48 kişi Gazimoğlu'da, Girne'ye bakacak olursak 45 kişi kısmi, 46 kişi gece 21'den sonra, Güzelyurt 23, İskele 18. Bu anlamda Gazimoğlu'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden en çok bölgeler arasında yerini almış oldu. Şimdi mesajlar geliyor buradan. Mesajlar başladı. Evet, atabilirsiniz mesajlarınızı 872-0022 numaralı WhatsApp iletişim hattından da görüşlerinizi alacağız. 4 Mayıs itibariyle bazı sektörlerin çalışma hayatına başlamasını istiyor musunuz? Bununla ilgili görüşlerinizi sizden bekleyeceğiz. Şimdi bugün turizm sektörünü konuşacağız. Turizm sektörü nasıl açılacak? Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel bugün bizlerle birlikte. Efendim merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sizlere de kolay gelsinler diliyoruz. Nasılsınız, nasıl gidiyor bugünler diye böyle bir giriş yapalım sizinle. Daha sonra da sorularımızla devam edelim. Yorucu olmasına rağmen mutluyuz. En azından pandemiyi en asgari zararla geçiriyoruz diye düşünüyorum. O yüzden de sevinçliyiz ve bu sevincimizi insanlarımızla paylaşmak istiyorum. Çünkü bize bu sevinci yaşatan öncelikle hükümetimizin aldığı radikal tedbirler ve bu radikal tedbirlere harfiyen uyan halkımız ve halkımız buna uyarken de bu tedbirlerin hayatiyete geçmesinde en büyük emek veren sağlık çalışanları, sağlık emekçileri, yani Sağlık Bakanı, sağlık çalışanları, polis teşkilatımız, sivil savunma teşkilatımız ve bunun yanında katkı koyan herkese de buradan bir kez daha yürekten teşekkür etmek isterim. Bunlar özverili çalışmasalar ve özellikle Mart 13'ten sonra aldığımız tedbirlerle kısmi sokağa çıkma yasağını ve gece 9'dan sonra tam sokağa çıkma yasağını uygulamasak ve bunun yanında sağlık çalışanların fedakarca ön cephede çalışarak bu testleri yaparaktan test vakaları hastanede tedavi etmeselerdi belki bugün bunları konuşamayacaktık. Daha farklı ve bugün şeyler konuşacaktık diye düşünmekteyiz değil mi? Evet, görüntü arada bir gidip geliyor ama düzelecek diye düşünmekteyim. Evet. Sevgili İlker, biraz sesi yükseltebilirsek ben de buradan stüdyodan daha iyi duyabileceğim Sayın Bakanı. Biraz daha da yüksek sesle alabilirsek Sayın Bakanım sesinizi lütfen. Tamam, tamam. Evet. Şimdi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çıktıktan sonra da baktığımız zaman tüm dünya ülkelerine hızla yayılan bu virüs bizim ülkemize de evet geldi. Ama baktığımız zaman şimdi sağlık hep önemlidir diyoruz ama diğer yandan da tüm sektörleri de düşünecek olursak turizm sektörünü de olumsuz etkiledi elbette. Şimdi siz de biraz önce dediniz sektörde salgın sonrasına ilişkin öngörülerle birlikte şekillenmeye de başlayacak. Bunları aktaracağız ilerleyen dakikalarda da Sayın Bakanım. Şu an için ülkemizde hastalığın seyri konusuna bakacak olursak biraz önce belirttiğiniz gibi gayet iyi durumdayız. Evet, yani hastalık ülkemizde paralel bir çizgide devam eder.
devam eder. Hatta son hafta pozitif vakanın çıkmayısı da bizim için iyi ve sevindirici bir olgu. Ama bunun yanında testlerin süratli bir şekilde yüksek rakamlarda yapılmasından sonra da orta yere bir pozitif vakanın çıkmaması da bizim için sevindiricidir. O yüzden hükümet olarak da oturup bundan sonraki süreci değerlendirme ihtiyacı duyduk. Bütün bunları yaparken de tabii Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bilim Kurulu'nun koyacağı öngörüler, koyacağı şartlar, koyacağı kriterler çerçevesinde ülkemizi yeniden şekillendirmek için tekrardan çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Evet, zaten çalışmalar devam ediyor bu süreçte de. Şimdi biraz önce de söyledik. Evet. Tüm sektörler, özellikle 4 Mayıs'a bakacak olursak, 4 Mayıs tarihiyle birlikte bazı sektörlerin çalışma hayatına başlaması planlanıyor. Ama biz turizmi konuşacağız gelen anlamda bakacak olursak buna. Koronavirüs salgınında olumsuz yönde etkilenen turizm sektörü ilerleyen zamanlarda kontrollü bir şekilde açılmayı planladığınızı, bu konuda bir eylem planı hazırda içerisinde olduğunuzu ve çalışmalarınızın sürdüğünü sürekli söylüyorsunuz, açıklıyorsunuz. Ülkemizdeki salgının seyri konusunda da biraz önce aktardınız. Bu şartlarda bu şekilde giderse Sayın Bakanım, ki baktığımız zaman turizm haftasını da maalesef böyle arada da o da kaydı gitti. Çok farklı hazırlıklar da yapmıştık 2019 yılında. Evet. Çok güzel bir şekilde ülkemizi de temsil etmiştik ama baktığımız zaman şimdi turizm sektörü nasıl açılacak? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Adamız lokomotif sektörü turizm ve eğitim. Ve bu salgından dolayı en çok etkilenen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Ve biz göreve geldikten sonra turizmi yıl 12 aya çıkartmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte ve danışmanlarımızla birlikte bunları masaya yatırdık ve yıl 12 ayı hedefledik. Ve bu pandeminin orta yere çıkmasıyla birlikte Mart ayında ülkemizde 3200 üçüncü ülke turisti bulunmaktaydı. Ve ilk vakada bir Alman kafilesinde orta yere çıktı ve biz bunu görerekten ve dünyadaki seyrini takip ederekten hükümet hemen oturup radikal tedbirler almaya başladı. Şimdi bir şey sormak istiyorum burada, sözünüzü balla kesmek istiyorum, özür dilerim ama ilk Alman turisti 10 Mart tarihinde görüldü bu vaka bizim ülkemizde. Çok da tartışıldı, çok da söylendi. Keşke önceden bu uçuşları kapatsaydık, bu Alman turist bu ülkede olmasaydı biz bu virüsü yaşamayacaktık. Gerçekten de yaşamayacak mıydık? Yani daha önce bu uçuşlar olmasaydı, kapatılsaydı, daha erken önlem alınsaydı nasıl bir süreç olacaktı peki? Daha farklı mı olacaktı? Hayır, daha farklı bir süreç olmayacaktı. Bana göre iyi ki bu Alman turiste bu hadise ortaya çıktı ve müdahil olduk. Yani müdahil olunca hükümet ve kriterleri koyduk ve insanlarımızı eve kapattık. Bu hastalığın yayılmasının önüne geçtik. Bakın yani komşumuzda Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki duruma, bizden ne kadar sonra kapılarını kapattılar ve biz kapattıklarımızda kapıları güney komşumuza bir takım istenmeyen olaylar da konuşuldu. Ve bunun hemen akabinde hava yolunu kapattık. Ve bunun hemen akabinde deniz yolunu kapattık. Yalnız ülkemizde çıkan bu hadiseler Almanya'dan gelen Alman turistten değil. Bakın İngiltere Krallığı'ndan gelen yine öğrenciler bu hadiseler çıktı.
veya başka bir yerde bu hadiseler çıktı. Ama biz Alman turistin 10 Mart'ta ortaya yere çıkmasıyla daha tez kapılarımızı kapattık ve daha çok radikal tedbir alaraktan bu turistleri de karantina süreci bittikten sonra da ülkelerine göndermiş olduk. Ve bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilmeyen ülkeler vardı. Ve bu hastalık çıkmasıyla öğrendiler. Ülkemizde Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde en büyük karantina merkezi olmuştur. Ve bugün de o büyüklüğünü korumaktadır. Hatırlayın, bu Alman turistlerin sayesinde, Almanya turistlerin sayesinde Magosa bölgemizde 3 tane büyük otelimizi karantina sürecine aldık ve karantina süreci bittikten sonra da charter seferlerle ülkelerine gönderdik. Dolayısıyla bu Almanların gelmesi ve bu hadisenin çıkmasıyla bizim bu hastalığın başka ülkelerden gelmesi veya ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden gelmesi veya Güney Kıbrıs'tan gelmesinin önüne geçmiş bulunur diye düşünüyorum. Evet. İyi ki bu süreç bu şekilde yaşandı, tam da zamanındaydı dediniz ki bunlar da bu şekilde, bu kararlarda, bu tedbirlerde bu şekilde de alınmış oldu. Şu anda da seyir gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Evet. Evet. Şimdi 15-22 Nisan'da çok farklıydı, biraz önce de belirttik, bir turizm haftası yaşanıyordu. Buruk yaşıyoruz şimdi elbette ama bunun için neler hedeflemiştiniz, neler planlamıştınız? Birçok İngiltere, Almanya, Türkiye'de çok geniş çaplı tanıtımlar, dijital tanıtımlar yapmıştınız. Pazarlama çalışması başlatmıştınız. Aynı zamanda turizm işbirliği toplantıları düzenlemiştiniz. Tabii ki bunlar boşuna değil elbette ama daha farklı bir hedef de olacaktı. Onun da bilincindeyiz ama büyük bir kayıp yaşayacağız değil mi Sayın Bakanım bu konuda? Bir kere bir gerçek varsa, bir doğru varsa 2020 yılı turizm için zor bir yıl. Zor geçecek. Bütün yaptığımız çalışmaların meyvelerini biz 2020'de almaya başlamışken bu hastalığın çıkmasıyla hemen durmuştur. Ama biz burada bu hastalıktan sonra dünyada istatistik çalışmalarına baktığımız zaman en güvenilir ada konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir şu anda. Dolayısıyla biz bunu kendi lehimize çevirip yine turizmden beklediğimiz payı bu sene alamasak bile 2021 yılı içerisinde alacağımızı düşünmekteyim. Bizim turizmde en büyük pasta veya turizmde en çok turistin geldiği ülkemiz, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve ondan sonra üçüncü ülkeler gelir. Belli oluyor ki bu sene birinci sırada olan her zaman ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, orada hava yollarının devreye girmesiyle yine biz bir takım etkili tanıtımlarla ve dijital reklamlarla destekleyerek ana vatanımızdaki insanlarımızın bizim gelip otellerimizde konaklamasını sağlamak için çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Tabii bunların başlatırken eskisi gibi olmayacak. Yeni bir vizyonla, yeni kriterlerle ve Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bilim Kurulu'nun koyacağı veriler ışığında ve kriterlerle birlikte bu uygulamayı koyacağız. Çünkü buna baktığımız zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bir insanın öncelikle uçakta nasıl geleceğinin kriterini koyacağız. Evet, boşluklar olacak elbette herhalde. Bunun için belli bir boşluk sayısı, belli bir uçak kişi sayısı olacak diye düşünmekteyim. Evet, havaalanına geldiğinde alacağımız tedbirler, aşı
yapıldığına dair bir belgeyi kabul edeceğiz. Yoksa biz orada tekrardan bir aşı yapacağız ve havaalanından geçtikten sonra da otobüse binerken alacağımız tedbirler ve otele geldiği zaman alacağımız tedbirler. Bütün bunları ekip arkadaşlarımızla ve Sağlık Bakanlığı'nın bilim kuruluyla tartıştıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim önceliğimiz yaz mevsimi geldiği için öncelikle plajlarımız ve plajlarımızla birlikte kısmen de olsa nasıl açabiliriz? Öncelikle konularımız arasındadır. Yani şezlonglar arası mesafe olacak elbette bununla da beraber. Çünkü evet. Bizim ülkemizde hepimiz denizlere akın ederiz serinlememiz için. Zaten evdeyiz, kapalıyız. Psikolojik olarak bunaldık. Şimdi hep önümüzü tatile de gidemeyiz, yurt dışına da gidemeyiz ama kendimizi artık bir an önce doğaya, denize bırakacağız düşüncesindeyiz. Şu anda denizler de temizlendi diye düşünmekteyiz. O düşünce içerisindeyiz ama plajlarda da sosyal mesafe uygulaması da olacak anladığım kadarıyla. Bunun için de bu çalışmalar yapılıyor dediniz. Hem o mesafeleri koyacağız, hem otelde konaklarken insanımız nasıl konaklayacak, o otel sahiplerini de bilgilendireceğiz. Ve deniz en iyi hastalıktan korunma aracı. Bir yerden serinlemek ama bir yerden de bu hastalığın tuzlu suda yaşamadığını ve ülkemizin en iyi korunma yeri plajlarımız olacağı düşüncesiyle bunları süratli bir şekilde hayata geçirtmek için de çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Peki şimdi hükümet ve sağlık çalışanları bunları konuşuyor, planlıyor dediniz. Peki sektör çalışanlarıyla ilgili bunlar konuşuluyor mu? Çünkü otellere baktığımız zaman evet belli bir mesafe olacak. Açık büfeler olmayacak anladığım kadarıyla artık mümkün değil. Çünkü baktığımız zaman salgının kalkmasıyla birlikte bir daha bulaş olmaması için en azından otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol izlediğinizi söylediniz bunun için ama artık kalabalıklar halinde yapılan geziler de seyahatler de iptal olacak. Ama şimdi turizm işletmecilerinin görüşleri nelerdir? Baktığımız zaman artık toplu halde yemek yenilmeyecek. Belli başlı, belli bir sayıda masalar kurulacak, yemekler yenilecek. Turizm sektöründe çalışan otelciler peki bu konuya nasıl bakıyor? Onların görüşleri nedir? Onlarla ne kadar sıklıkta toplantı yapıyorsunuz peki Sayın Bakanım? Ya, biz bunlarla hemen hemen her hafta görüşüyoruz. Ve kaldı ki bizim dışımızda olan sektörlerle de görüşüyoruz. Neden? Çünkü hepsi bunlar turizmden ekmek yiyen yerlerimiz idi. Ekmek kazanan sektörlerimiz olduğu için onlarla da görüşüyoruz. Önce bu kriterleri olgunlaştırıyoruz ve Perşembe günü muhalefet partilerinin de görüşlerini alaraktan tekrardan sektör ile bir araya getirip bu kriterleri kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Onun için tam bittikleri zaman bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Evet. Şimdi turizmle ilgili olarak şu anki politikanız diyorsunuz iş turizmle yöneliktir. Peki gelmeden önce tekrardan yurt dışından gelecek olanlara biraz önce söylediniz bir aşıdan bahsettiniz. Bu aşıyı biraz açabilir miyiz? Ercan Hava Alanı'nda bir aşı yapılacak dediniz. Bunu da kamuoyuna bildireceksiniz ama birazcık detaylı bir şekilde açabilir miyiz? Ne aşısıdır bu? Bir belge istediniz. Aşı pardon orada onun yanına söyledim. Yani aşı derken tahlil demek istedim. Yani ya hızlı kit veya PRC kiti yapılacak. Dolayısıyla İki çeşit kitimiz vardır. İki tane test yapılan kit vardır. Biri hızlı ve biri normal kit. Dolayısıyla bu kitler test yapıldıktan sonra insanlarımız gelecek veya biz orada yapacağız. Şu anda dünyada aşı henüz kesinleşmedi daha. Ve bu aşı deneme aşamalarındadır. Tabii dolayısıyla biz hava yollarının devreye girmesiyle ve uçakların faaliyete geçmesiyle ülkemize gelecek
insanların, bu insanlardan test yapıldı mı, yapılmadı mı? Onların cevabını aldıktan sonra ülkemizde nasıl uygulama yapacağız? Onu konuşacağız ve onu yapacağız. Peki. Dolayısıyla evet. Peki bu kişiler, bu insanlar turist değildi. Yurt dışından gelecek olan daha birçok kişi var. Şimdi hava ve deniz yolları kapatıldı. Ne zaman açılacak? Bunun sorusunu da ilerleyen dakikalarda soracağız. Tabii ki daha belli değil. Öngörüler, çalışmalar yapılıyor da. Bu gelecek olan kişiler, vatandaşlar yine halen daha otellerde ya da yurtlarda karantina altında mı tutulacak? Yoksa artık durumun seyrine göre mi ilerleme yapılacak? Şimdi bakın, tabii oteller açılacaksa bu pandeminin seyri önemlidir. Biz öngörüden bahsediyoruz ve bu öngörüler çerçevesinde çalışma yapıyoruz. Yani şu anda eğer hastalık devam ederse ve seyri düşmezse, orta yerden kaybolmazsa, dıştan biz insan almayacağız. Kendi içimizde kapalı kalacağız. Ancak ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun seyri iyileşir, orta yerden kaybolur, o zaman bunları yapacağız. Yani buradan yanlış bir anlama algısı ortaya yere çıkmasın. Çünkü her şeyden önce ülkemizin vatandaşlarımızın sağlığı, çalışmalar, koyacağımız kriterler ve otellerdeki fiyat politikalarıyla iç turizmi hareketlendirmek istiyorum. Evet. Ha, dıştan gelecek insanlarımızın hava yollarının başlamasıyla koyacağımız kriterler ikinci etaptır. Avrupa'dan herhalde bu sene bizim için bitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki hastalığın seyrini görüyorsunuz ve herkes takip ediyor. Kimse iyileşmeden sonra üçüncü bir ülkeye tatile gitmeyecek. Zaten Almanya açıkladı, İspanya açıkladı, İtalya açıkladı. Öncelikle bu sene tatil yapmayı kafanızdan çıkarın diyorlar. Yalnız iç tatil yapacaksınız. İşte hareketlendirme olacak. Dışta hemen hemen bütün ülkelerin öngörüsü yıl sonuna doğrudur. Dolayısıyla biz diyoruz ki 2021 bizim için üçüncü ülkeler olacak. Bu sene zaten Haziran'da biz kendi otellerimizi açarsak Türkiye'deki hastalığın seyrine göre otellerimizi şekillendirecek. Evet, bir söylemde bulunmuştunuz. Haziran'da açacağız demiştiniz. Oteller açılacak söyleminiz basında da çok yer aldı. Hastalığın seyrine göre bunu bir kez daha tırnak içinde belirtelim. Şu anki öngörümüzü ortaya koyduk dediniz. Yani baktığımız zaman halkta büyük bir tedirginlik var. Halen daha devam ediyor. Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler konusuna baktığımız zaman gelmesinler diyen bir kesim vardı ama bir yandan da onlar bizim çocuklarımız, diğer aileler de tepki gösterdi. Olur mu, onlar bizim çocuklarımız, yanlarımıza gelmesi gerekir diyenler de oldu ama şimdi bu sene yurt dışından kesinlikle turist bizim ülkemize gelmeyecek. Bu kesinlikle böyle bir karar vardır değil mi? Yani değişme söz konusu değildir. Yani kış sezonuna bir hazırlık aşaması gibi bir düşünce yoktur değil mi? Bakın, bunun rahatlığını verebilir miyiz vatandaşlarımıza? Hastalığın seyri iyi giderse ve bu hastalığın aşısı bulunursa neden olmasın? Ki ümidimiz Eylül'den sonra bu aşının bulunacağı ve bu hastalığın orta yerden kalkmasıyla kapılarımız açılacak. Ama öncelik insanımızın sağlığıdır. Bu bizim konuştuğumuz, bizim öngörümüz. Kimsesi bunu yanlış anlamasın. Geçen de da biz Haziran sonu otellerimizi açmayı hedefliyoruz dedik. Bizim öngörümüz, bazı basıncılar bunu yanlış yorumladı. Onun için tekrar üstüne söylüyorum. Eğer bu hastalığın seyri iyi giderse ve bu hastalıkta aşı bulunursa ve Avrupa'da da iyileşme olursa Eylül'den sonra neden üçüncü ülkelerden insan almayalım?
O zaman alabiliriz ama aldığımız zaman kriterlerimizi koyarak alacağız. Yani tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. Gerek uçakta, gerek havalanda ve gerekse tedbirleri alaraktan bu insanları alacağız. Ama tekrar söylüyorum, hastalığın seyri bizim için önemlidir. Bu bizim öngörümüzdür ve bu öngörü çerçevesinde hazırlığımızı yapıyoruz. Evet. Eylem planını bir kez daha izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Birinci madde dediğiniz KKTC'ye uçaklarla gelecek olan turistlerin güvenli bir şekilde adamıza, ülkemize getirilmesini, özellikle uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemlerin içerdiğiyle ilgili bir eylem planınız var, hazırlığınız var. İkincisi, havalimanlarından otellere kadar gidiş, geliş ve tur programlarının düzenlenmesiyle ilgili bir süreçten bahsettiniz. Üçüncü maddede de ise otellerde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirlerden oluştuğunu belirttiniz. Doğru mu Sayın Bakanım? Evet, evet, doğru. Evet. Doğru. Şimdi tekrardan psikolojik olaya dönmek istiyorum. Hepimiz önceden planlarımızı yaptık, yurt dışına gideceğiz. Ama elbette bu virüsten dolayı artık ne plan kaldı ne para kaldı zaten. O ayrı bir mesele. Eskiye dönecek olursam, ben kendimden örnek verecek olursam, kendi düşüncemi söyleyecek olursam, 1990 yıllarına dönecek olursam, 1990 yıllarında sanıyorum o günlere dönme şansımız var mı? Karavan turizmi vardı biliyorsunuz. Turist için bir karavana sahip olmak da gerekiyor elbette ama karavan kiralamak tekrar önem kazanılabilir mi bizim ülkemizde? Özellikle gençlik çok meraklı biliyorsunuz. Kamp yapmaya, Karpaz'a giderlerdi. Gençler için ya da diğer kişiler için, sadece genç diye şey yapmayalım ama belirlemeyelim ama hedef kitle oluşturacak olursak elbette, ama böyle bir şey düşünebilir miyiz? Bir karavan turizmi olabilir mi? Sosyal mesafe olacak şekilde birazcık rahatlama açısından denizlerimizde bu gibi farklı bir düşünce olabilir mi? Var mı böyle bir fikir? Olabilir mi? Neden olmasın? Evet. Ülkemizde zaten belli karavan merkezleri mevcuttur. Ve oralarda da bu düzenlemeleri yapacağız. Ha, bunu daha da genişletebiliriz. Genişletebiliriz ama şu anda dıştan ulaşım durmuştur. Dolayısıyla bu sene kendi içimizdeki bir yapılanma yoluna gideceğiz. Bundan sonraki sürelerde tabii bu da gündeme gelebilir. Zaten şu anda ülkemizde karavanların konakladığı ve insanlarımızın gittiği karavan park yerleri mevcuttur. Ve oralara da biz düzenlemelere getireceğiz. Neden? Çünkü oralarda da koyacağımız kriterlerle bu karavan alanları çalışacaktır. Aksi halde otelde uyguladığını karavanda uygulaman ve istenmeyen durumlar çıktığında sıkıntı yaşayabiliriz. Halkımız için, gençlerimiz için, insanlarımız için daha rahat denize kavuşması için ne yöntem varsa bütün onlar üzerinde geniş çaplı bir çalışma yapıyoruz. Çünkü önümüz yaz ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın öngörüsü sıcakta bu virüsün daha az yaşadığıdır. Bir ikincisi, denizde tamamen bir izolasyon merkezi denize gittikleri zaman ve sosyal mesafeyi de koruduktan sonra bu virüsten tamamen korunma yerleri olarak algılanacak diye de düşünüyorum. Zaten şu anda iyi gitmektedir. Bir de sıcakların gelmesiyle ve plajlarımızın halka açılmasıyla daha iyi bir ortama geleceğiz diye düşünüyorum. O yüzden karavan bölgelerine gidecek insanlarımız karavanlarını da düzenlerken veya gençlerimiz veya ailelerimiz oralarda da kriterleri tekrardan gözden geçirip tabii ki karavan turizmini de daha ileriye götürmüş olacak diye düşünüyorum.
1990 yıllarına dönebiliriz yani baktığımız zaman. Evet. O yıllardı, o yıllardı. Bakmayın. Betonarmenin girdiği yerde o güzellikler bozulur. O yüzden ama ona da mecburuz. Yani büyük otellerin olması ve değişik turizm sektörlerinin ortaya çıkması da belki bugün geldiğimiz noktaya gelemeyebilirdik. Ve o güzelliklerimizi biz bundan sonra korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü adamız hakikaten bir cennet ve bu cennet parçası olan adamızı, bu güzelliklerini korumak bizim görevimiz ve biz gençlerimize adamızın bu güzelliklerini bırakırken koruyaraktan ve ileriye gitmesini de daha iyi, daha çok çalışaraktan bir yerlere gideceğimizin inancını taşımaktayım. Evet. Şimdi dünyaya baktığımız zaman dünyada koronavirüs sonrası butik otellere ciddi talep olacağı söylemleri var. Kitle turizminin popülaritesini yitireceğini, hijyen şartlarına bakacak olursak, hijyen şartlarında önce elbette bir konseptin turizm sektörü için kaçınılmaz hale geleceği tabii ki aşikardır da. Şimdi baktığımız zaman bizim ülkemizde bu gibi butik oteller önceden açılma gibi bir şans sahibi olabilir mi iç turizme bakacak olursak? Bizim önceden önceliğimiz şu: plajı olan otellerimiz bizim önceliğimizdir. Butik otellerimizi de devreye sokacağız. Ama bizim hedefimiz insanımızı deniz ile buluşturmaktır. Ve en azından bu geçen sürede insanımızı evde hapsettik. Dolayısıyla denize giderekten hem rahatlamasını hem de deniz suyuyla bol bol yıkanmasını sağlamaktır. Tabii ki bunun hemen akabine butik otellerimizi ön plana çıkaracağız. Şöyle ki bakın, eğer bu hastalık ortaya çıkmamış olsaydı biz evet, seste bir sıkıntı oldu. Bizi duyabiliyor musun Sayın Bakanım? Biz sizi duyamıyoruz şu anda. Tekrardan son cümlenizi alabilir miyiz? Bir internette bir kesinti yaşandı. Tatil köylerini ön çıkartmak için sistemin İnternette bir sıkıntı var sanıyorum. Evet. Sesiniz kesiliyor. Bir saniye bir beklersek tekrardan. Tekrardan bir kapatıp açalım Sayın Bakanım. Tekrardan size bağlanacağız sevgili İlker. Bir tekrardan bir bağlantı gerçekleştirelim. Bir Wi-Fi'de kontrol etsin Sayın Bakanımız. Birkaç saniye sonra tekrardan bağlanacağız kendisiyle. Şimdi mesajlar var elbette. Mesajlar da geliyor. Halk tedirgin gördüğüm kadarıyla mesajlarda. En çok merak ediliyor Türkiye'den uçuşlar ülkemize ne zaman açılacak diye. Bununla ilgili bayağı sorular var. Uçuşlar ne zaman açılacak diyor vatandaşlarımız. Turizm bitti diyorlar. Bu sene, bu yıl turizmden hiçbir beklentimiz yok. Evet. Turizm olarak diyor izleyicimiz Mustafa Bey, bu yıl bitti, biz 2021'i kaybetmeyelim demiş. Evet, tekrardan bir bağlantıyı gerçekleştirelim. Sayın Bakanımız bizlere neler aktardı? Plajı olan oteller önceliğimiz dedi. Turizm sektörü nasıl açılacak? Bununla ilgili Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel ile bir telefon bağlantısı, Skype bağlantısıyla görüşme gerçekleştiriyoruz. Maalesef Wi-Fi'den dolayı, internetin yavaş oluşundan dolayı diye tahmin ediyoruz. Sıkıntılar da yaşıyoruz zaman zaman. Şimdi baktığımız zaman tüm dünya etkisi altına alan küresel salgın dolayısıyla sayın izleyiciler tüm sektörlerin kapandığı
başladı. Özellikle turizm sektörünün derin yaralar aldığını gözlemlemekteyiz ve iyileşme sürecinin zaman alacağı bir dönemden geçiyoruz. Sorularımız var, sorularımız devam edeceğiz, bağlanacağız tekrardan diye düşünmekteyim, değil mi sevgili İlker? Hazır mı acaba? Evet, ulaşmaya çalışıyoruz Sayın Bakan'la. Evet, keşke önceden kapatsaydık dedim Sayın Bakan'a, bu soruyu sordum. Bu biliyorsunuz Alman turistten sonra vakalar başladı. İyi ki de görüldü dedi Sayın Bakan. İyi ki de oldu ki Alman turiste görüldükten sonra da eve kapanmış olduk. Ve şu anda da seyrinde daha iyi olduğunu bizlere aktardı. Eylem planından bahsetti. Bağlanana kadar bir kez daha sizlere eylem planlarıyla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Eylem planlarıyla ilgili bilgi veren Sayın Üster, birinci maddenin ülkemize uçaklara gelecek olan turistlerin güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesini, uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemlerin içerdiğini, bu arada aşıdan bahsetti ama o aşı test diyecekti, aşı dedi yanlışlıkla, o yüzden öyle bir aşı farklı bir şekilde algılanmasın, bunun da düzeltilmesini yaptı Sayın Bakan. Uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemlerin içerdiğinden bahsetti. Havalimanlarından otellere kadar gidiş ve gelişlerde tur programlarının düzenlenmesiyle ilgili bir süreç, bir plandan bahsetti bizlere. Ve aynı zamanda da otellerde konaklayacak turistlerin otelleri, girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirlerin oluştuğunu bildirdi. Şimdi baktığımız zaman deniz sezonu, evet hepimiz bıktık, usandık, plajlara akın edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Plajı olan oteller önceliğimiz dedi Sayın Bakanımız. Bu yüzden de önce turizmle ilgili olarak şu anki politikamızda iç turizme yönelik olacak. Bağlanmaya çalışıyoruz. Tekrardan dinliyoruz. Bir bakalım haberlere. Biraz önce sizlere bahsetmiştik. Daha sonra katılırız mı dedi Sayın Bakan. Neden? İnternette sıkıntı mı var? Bağlanamıyor muyuz? Efendim? Evet, başka bir programda başka bir gün katılırız açıklamasında bulundu. Evet, bizlere aktarabilecekleri bunlardı. Diğer sorularınız havada kaldı sayın izleyiciler. Oteller yarı kapasiteyle açılır diyorlar. Kazinolarla ilgili sorular vardı ama onları aktaramayacağız. Başka bir gün Sayın Bakan'a bağlanacağız. Başka bir gün bağlanalım dedi kendisi. Wi-Fi'de sanıyorum bir sıkıntı var. Şimdi haberler hazırsa haberlere girelim dilerseniz. Evet, şimdi kısa bir haber bültenimiz var sayın izleyiciler. Kısa bir haber bülteninden sonra biz tekrardan burada olacağız. Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel'in açıklamış olduğu bilgileri kısa bir özetle sizlere tekrardan ben burada açıklayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Evet, kısa bir haber turumuzdan sonra biz tekrardan buradayız. Gündem özel programımız devam ediyor. Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel'le bir bağlantı gerçekleştirdik ama internette bir sıkıntı yaşandığından dolayı da bazı konulara değinemedik. Başka bir gün, başka bir şekilde kendisine sorularımız olacak. Buradan mesajlarınız var biliyorum. Ben özür diliyorum. Bu mesajları okuyamadık, soramadık kendisine. İlerleyen günlerde yine Sayın Bakan'a bağlanacağız. Bu soruları da sormaya çalışacağız. Şimdi biz virüsü konuşmaya devam ediyoruz. Alanında uzman kişiyle şimdi bir değerlendirmede bulunacağız. Hep söyleriz. Evet, yüzyıllar içerisinde sayın izleyiciler dünyada salgınlar yaşamış ve bitmiştir. Bu salgın da elbette bitecek ama bu salgın farklı bir salgın. Bununla bir süreci var. Bu süreç içinde de korunmayı bilmemiz gerekiyor. Yapmamız gerekenleri ben size sürekli burada zaten tekrarlıyorum. Siz de bunun bilincindesiniz, siz de bunun farkındasınız. Yasaklar var, kurallar var. Buna uymak zorundayız. Eğer evimizden çıkabilmek istiyorsak, sağlıklı bir hayat kurmak istiyorsak bu kurallara uymamız gerekiyor. Şimdi
insan genetiği uzmanı. Doçent Doktor Sayın Mahmut Çerkez Ergören şu anda bizlerle birlikte sağlığımızla ilgili, COVID-19'la ilgili, aşıyla ilgili, bu testlerle ilgili sorularımız olacak kendisine. Şu anda bizlerle birlikte. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Kolay gelsin size de. Sağ olun size de. Biz çok teşekkür ederiz bu kadar yoğunluğunuzun arasında bağlantı kurduğunuz için bizimle. Ben bir kez daha bir sağlık çalışanı olarak çok teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz bu duyarlılıkla ilgili. Çünkü kafalarda çok soru işareti var. Halen daha maalesef çok soru var. Soruyoruz. Her kafadan sesler geliyor. Ama her konuyu da aslında doğru kişiye sormamız da gerekiyor. Bu süreçte de bunu da anladık. Bir takım sorular soracağız elbette sizlere. Şimdi biraz önce de dedik. Yüzyıllar öncesine baktığımız zaman çok salgınlar yaşadık. Bu salgınlar yaşandı ve bitti. Ama bu salgın diğerlerinden farklı bir salgın. Elbet bitecek. Bunun da bir süreci vardır ama bu süreç içerisinde korunmayı bilmemiz gerekiyor. Öncelikle diğer sorulara gelmeden nasıl değerlendirirsiniz bu COVID-19'u? Şu anda ülkemizde alınan tedbirler yeterli midir? Bilinçsizlik halen daha devam ediyor mu? En çok sorulan sorular nelerdir? Daha sonra da benim sorularımla devam edelim programımıza. Buyurun. Elbette. Tekrardan iyi programlar önce. Bizim şu anda Kuzey Kıbrıs olarak herhalde 40-45 gün bir COVID-19 geçmişimiz var ilk vakayla birlikte. Ve şunu söylemek istiyorum ki hem değişik bilim konseylerinin, sağlık konseylerinin en erken kurulmasıyla hem de ülkemizde yer alan cihazların zamanında ve doğru kullanımıyla tüm kalbimde bunu söyleyebilirim ki her şeyin doğru zamanlamasını ve tüm uygulamaların da yerli yerinde, hatta çok diğer ülkelere göre çok daha önceden yapılması bizi şu süreyle en azından, ki ilk görülen vakadan sonra bir 14 gün, son görülen vakadan sonra bir 14 gün geçmesi lazım herhalde. İlk haftayı doldurduk biz. Sanırım yavaş yavaş en azından kendi alanımız için, kendi ülkemiz için bunu bir şekilde önlem altına aldık ve artık bundan sonra da bu şekilde, kontrollü şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani uygulamalar aslında belki daha fazla test yapılabilirdi önceden ama şu anda tüm uygulamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Şu anda her şey doğru yapılıyor. Yani, evet. Yani, inanıyorum. Yani çok, yani tabii ki bu unutmamamız gereken bir şey var ki bununla hepimiz, yani tüm dünya yeni bir savaşta karşı karşıya geldi. Önümüzde bizim çok güzel örnekler vardı. Aslında çok güzel değil ama bizim için örnek olacak ülkeler vardı. İtalya gibi, İspanya gibi. Biz onlardaki yaşanılan trajedileri görerek zamanında önlem aldık. Evet. Şimdi herkesin gözü kulağı aşıda, yani aslında son soracaktım size ama başa geliyorum bu aşıyı. Başa getirmek istiyorum. Aşı çıkana kadar normale dönmemiz mümkün mü? Yani bunu da bu şekilde izleyicilerimize aktaralım. Tamam, aşı çıktı, dünyada bulundu, denendi, KKTC'ye geldi. Peki aşı bulunduktan sonra biz normal hayatımıza dönebilecek miyiz? Şimdi bu global salgın artık bizimle birlikte yaşayacak. Yani bunu hepimizin kabullenmemiz gereken bir gerçek ve uzmanlar da bunu bu şekilde hem çeşitli programlarda hem bilimsel yayınlarda da bunu söylüyorlar. Hı hı. Biz biliyoruz ki aşı daha önceki salgınlardan yola çıkarak söylüyorum, en az bizim 2 yılımızı alacak bir şekilde. Yani biyoteknoloji çok gelişiyor aslında ama şimdi en az bizim 2 yılımızı alacak. Bunu ticari anlamda insanlara uygulanması açısından. Çünkü bunun değişik fazları var. O fazları geçmesi lazım üretilen ilacın. 2 yıl bir süreç. Tabii ama rekombinant DNA teknolojisi çok artık gelişti. Teknoloji çok gelişti. Bunu daha hızlı süreçlerle hızlandırılabilir. Tabii üretilecek olan aşıların nasıl üretil, yani neye hedefleneceği de önemli. Hangi mekanizmaları hedefleneceği de önemli. Bizim yapımızdan, yani genetik yapımızın da bu mekanizmalara karşı ne kadar duyarlı ya da ne kadar hazır olduğu da önemli. Çünkü biliyorsunuz kanser ilaçlarında bile genetik testler yapılarak aslında hastalara hangi kemoterapik ajanın verileceği öneriliyor. Dolayısıyla da bu aşının da bizi nasıl
hangi mekanizması ne olacağını önemli. Evet. Şimdi o zaman gelelim testlere. Daha fazla test yapılması gerekiyor diyoruz. Uzmanlar, sağlık çalışanları, dünyaya baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü zaten bunu söylüyor. Daha çok test, daha çok test yapmamız gerekiyor. Baktığımız zaman bizim ülkemizde yapılan testler açıklanıyor. Bu kadar sayıda test yapılıyor. Sonuçlara baktığımız zaman negatif sonuçlar var. Şimdi bir güven kaybı da yaşanıyor ister istemez testlerde. Acaba bu testler bozuk mu? Nasıl yapılıyor bu testler? Yani hiç mi bu kadar sayıda özellikle belediye çalışanları yapılanlar var ki risk grubunda septom gösterenlere yapılması gerekir diyenler var. Bir başka deyişle söyleyecek olursam sizlere. Şimdi bu testlerin güvenilirlik açısını değerlendirecek olursak nasıl açıklayabiliriz bunu halkımıza? Nasıl şeffaf bir şekilde bunu anlayabilirler? Şöyle söyleyelim, aslında bunlar uzmanlar tarafından da konuşuldu, sürekli söylendi de. Ama bir kez daha altını çizelim. Şimdi her zaman tabii ki klinik semptomlar çok önemlidir ve bu testler her zaman yorumlanırken klinik semptomlarla birlikte değerlendirilmesini gerektiğini biliyoruz. Hepsi aslında bunların tamamlayıcı, birbirini tamamlayıcı testler. Yani işte halk arasında hızlı test denilen, ya antijen ya antikor testiyle birlikte işte %70 doğruluğunu bildiğimiz PCR testi dediğimiz testlerin ve ayrıca klinik semptomların da hepsinin bir arada değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekir pozitif vakalar için. Ama tarama testlerini bizim artırmamız lazım ki bizimki Kıbrıs için belki de bu geçerli olmayabilir çünkü takibin çok iyi yapıldığını düşünüyorum ben bulaşın. Ama takip genel anlamda da bir test R sayısını artırılması gerekiyor ki en azından o asemptomatik dediğimiz vakaların da tespit edilmesi gerekir. Ama tabii ki işte burada hangi testin uygulanması gerektiği ya da uygulanacağı tartışılıyor. Tabii ki belki bakanlık şeyi açıklayabilir bize her gün. Yani kaç tane testin hangisi PCR testi yapıldığı açıklarsa belki de o şeyler kafadaki soru işaretleri gidecektir. Onlar evet. Açıklanmadığı için bu soru işaretleri var diyorsunuz. PCR testlerinin sonuçları. En azından kendim için söyleyeyim. Yani katılıyorum size. Zaten herhangi bir semptomik olayla yani atıyorum işte ateştir, işte akciğer grafisindeki ve işte bu camsı görüntü dediğimiz olaylarla birlikte hızlı testi de pozitifse tabii ki mutlaka zaten eminim yani bundan PCR testinin de yapıldığını. Ama işte bu hızlı testlerden kaç tanesi günde PCR testidir? En azından bu bir açıklanırsa belki daha da iyi olabilir bizler için. En büyük aslında burada olay belki de bizim çok şanslıyız aslında. Hem yeterli elemanımız, kalifiye elemanımız ve cihazlarımız olduğu için çok şanslıyız. Moleküler laboratuvar yasamız olmamasına rağmen. Yani aslında bu biraz burada şanslıyız. Keşke işte bu laboratuvarlar yasası da, bu moleküler tanı laboratuvarları yasası olsa. Biz biliyoruz ki böyle bu bulaş durumlarında, salgın durumlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği laboratuvarlar nasıl bir laboratuvar olmalı, neler lazım. Bunlar mesela standarda otursa ki şu anda bence Burhan Albantoğlu'ndaki gayet bu standartlarda çalışmaktadır. Ama diğer merkezlerde de ki açılıyor şimdi sürekli. Onlarda da bir standart olursa sanırım bütün tartışmalar hem sosyal medyada hem işte kamuoyunda onların hepsi de çünkü standart olduğu zaman elinizde bir yapmanız gereken bir liste olduğu zaman herhalde sanırım ki hiç kimse ve her şey kuralına göre oynuyorsanız sanırım hiçbir sorun olmaz. Evet, her şey kuralına göre sistemli bir şekilde giderse bunlar da bu gibi sorularla da karşılaşmayız. Şimdi kimlere test yapılması gerekiyor? Peki bunu da soracak olursam sizlere. Yani baktığımız zaman çevremde özellikle test yapılmasını istenen çok kişi var. Risk altında basın çalışanları, polisler, belediye emekçileri biraz önce de söyledik. Risk altında çalışanlara test yapılması gerekir denen bir kişi taraf vardır. Ama bir yandan da belli bir septomları gösterilmesi gereken
kişilere test yapılması gerekir denilenler de vardır. Sizin görüşünüz nedir? Yani kimlere gerçekten test yapılması gerekir? Şu anda zaten hem Sağlık Konseyi'nin önerisi, hem bilim kurulunun önerisi ve hatta geçen hafta mecliste de konu buldu bu. Şu anda zaten sıcak bölgede, yani ilk temas olabilecek kişilerde bir tarama yapılıyor. Bölgesinde, Gazimosa bölgesinde. Bunlar kimlerdir? İşte eczacılar, polisler, sağlık çalışanları, belki haberciler. Yanında bizlere. Belki milletvekilleri. Çünkü her esasında bunlar. Evet, bugün de milletvekilleri. Arada bulundukları için. Ve bulaş, hemen tabii ki ilk bulaşla karşılaşabilecek kişiler oldukları için, özellikle ilk yardım çalışanları da, mutlaka tarama testi yapılması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani şimdi bu hızlı test yapılırsa, diyelim bir kişiye, risk altında çalışan bir kişiye pozitif çıktı. Onu duyuyoruz. Onun için daha sonra da PCR testi yapılıyor. Böyle bir süreç geçiyor. Ama pozitif çıktığında o kişi ister istemez 24 saati stresli bir şekilde geçiriyor. Ama daha sonra da o PCR test negatif çıkıyor. Şimdi o zaman bu süreç nasıl ilerlemesi gerekiyor? O kişiye ne oluyor? Ne yapılıyor? Bu süreçle ilgili birazcık bilgi aktarabilir miyiz peki? Yani bu korkulacak bir süreç mi? Tekrardan bir test yapılırsa yani yapılabilir mi? Ne kadar zaman sonra yapılabilir? Bu süreci birazcık böyle halkımızın anlayabileceği bir dilde anlatabilir miyiz peki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hızlı test dediğimiz aslında kan örneği alınarak yapılan bir testtir. Ve virüsün aslında kan yoluna girdikten sonra, vücutla tanıştıktan sonra ürettiği işte antikorlar ya da antijenlere bakılan testlerdir. Yani aslında vücutta olan vücudun bağışık sisteminin artık bu virüse karşı bir takım moleküller geliştirdiğini gösteren bir testi. Ama PCR testi direkt nazal sürüntüyle alınan, burun yoluyla nazal sürüntüyle alınan. Hatta bazı kitlerde bile o da bile tartışılıyor şu anda. Hızlı test değil, PCR diyoruz yani biz buna. Yok, hızlı test bizim kan yoluyla baktığımız. Kan yoluyla test. Aldığımız. Hı-hı. Ama PCR testin sürüntüyle ve balgam sürüntüsü ya da işte nazal sürüntüyle aldığımız testlerde virüsün varlığını tespit ediyorsunuz. Yani aslında bu PCR dediğimiz cihazda biz virüsün milyonlarca kopyasını oluşturuyor makine ve günün sonunda da kopya sayısına göre size bir pozitiflik, eğer o eşik değerin altında ya da üstündeyse bir eşik değeri var çünkü makinede. O eşik değerin üstünde olduğu zaman siz de bunun pozitifliği ya da negatifliği hakkında bilgi veriyor. Yani o güncel durumunu öğreniyorsunuz PCR testiyle hastada. Tabii ki süreç nasıl çalışıyor bilmiyorum ama eğer pozitif çıkan hızlı testin PCR testinin aslında ulaşması ve yapılması herhalde tabii ki vaka sayısı da burada çok önemlidir. Ama yani en azından bir 10-12 saatlik bir süreç geçer tabii ki. Yani hızlı test kitlerine güven azaldı diyebilir miyiz peki bu durumda? Yok, bunu söyleyemeyiz. Yani bunlar aslında yani hepsi birbirini tamamlıyor bunların. Yani hem hızlı PCR. Hızlı test sadece bize o kişinin virüsle daha önce tanışıp tanışmadığını söylüyor. Evet. Peki bizim ülkemizde her laboratuvar PCR testi yapabilir mi? Peki PCR yapabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu iş aslında yani bu moleküler tanımı bu mikrobiyoloji moleküler tanımı moleküler mikrobiyoloji tanımına giriyor. Dolayısıyla bunun belli standartlarda belli sterilizasyon belli cihazların da yani PCR'dan önce bazı işte izolasyon otomatik izolasyon cihazlarının kullanılmasıyla birlikte yapılması gerekir. Tabii ki PCR testi ve yani moleküler testi her laboratuvarda yapılamaz. Bunun dediğim gibi belli bir standartları var. Bu standartlarda uygulanması gerekir. Ki Burhan Albantoğlu'nda altın tekrardan çiziyorum. Bütün standartlara sahip birçok üniversite, benim bulunduğum yakın doğu üniversitesi de birçok üniversitede zaten bu standartlar hemen hemen vardır şu anda. Evet. Şimdi bu virüs bizi nasıl etkileyecek ilerleyen günlerde Doktor Bey? Yani aslında herkes de farklı semptomlar verir dediğiniz. Yani özellikle en çok belirgin olarak bakacak olursak en çok hangi semptomlarla karşı karşıya geldik bizim ülkemizde? Yani mesela
tabii gençlerde bunu asemptomatik de geçebileceğinin farkındayız. Burada tabii ki hem şimdi virüs tipi çok burada çok önemlidir ama biliyoruz ki ilk önce tabii ki hep öksürük, ateş, akciğer grafiti, yani akciğer grafiti ve koku ve tat alma olarak söylendi bizlere. Farklı semptomların görülmesinin nedeni de aslında virüs tabii ki vücuda girince bir şekilde vücuttaki hücrelerin virüsü tanıması lazım. Ve tanıması için gerekli olan moleküller var. Bizim hücremizin yüzeyinde, her hücremizde reseptör adını verdiğimiz proteinleri var. Bu reseptörlere bu hücrenin tanınıp yapışması gerekiyor. Ki burada da tanıyan reseptör diğer akut solunum yolu yetmezliği sendromlarında olduğu gibi angiotensin 2, angiotensin 2 reseptörüne bağlanması lazım. Girmesi için. Aslında geliştirilecek olan aşıların da bu reseptör bağlantı olması gerekir. Yani ACE2 dediğimiz kısaca ismi. ACE2'deki durum aslında bizim en kırmızı Türklerdeki protein yapısının da nasıl olduğunu öğrenmemiz lazım. Bu dünyada da böyle bir çalışma başlamıştır. Şu anda biz de şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen bu olay vakıf olmaz. Biz de çalışmalarımızda başladık ve ilginç sonuçlar da elde ediyoruz aslında şu anda. Çünkü her bizim vücudumuzda şu variant var. Bu variantların bu genlerde yani bu protein toplayanlardaki durumları çok önemlidir. Ve bu variantlar proteinlerin yapısını değiştiriyor. İşte bu variant 90'ı aslında hastalığı yapıyorlar. Yani halk arasında mutasyon değil. Bunlar protein eksikliğine bunlar yapmamalı. Ama bunların evet. %90 ya da kişi yetkisi olmalı. Ve biz yaptığımız çalışmalarda 3 tane önemli varlıkta sapladık şu an Türk popülasyonu için. Aşı da geliştirilecek seviyelerde bu varyantların da göz önünde bulunması gerekiyor. Evet. Şimdi bu aşı etkilerler için. Evet. Şimdi bu virüsle baktığımız zaman dünya ilk kez karşılaşıyor. Bizim ülkemizde de aynı şekilde, bu şekilde de. Şu anda bilmemiz gereken bu virüs elbette yani bizim kapımızı da çalacak mı? Herkese bulaşacak mı? Bir de bu yönde düşünenler vardır. Yani 2 yıl alacak dedik de aşı gelsin, pazarlanmasına bakacak olursak, farklı alanlara da girecek olursak ama elbette bu virüs, bu davetsiz misafir bizim de kapımızı çalacak mı? Böyle bir korku da istemiyoruz tabii ki aktaralım izleyicilerimize ama bu bilinçle de olmamız şart değil mi? Kesinlikle yani biz artık şeye alışmamız lazım. Yani tabii ki şu anda önlemler çok güzel alınıyor ama günün sonunda biraz önce bakan da söyledi. Belli önlemlerle birlikte kapılar açılacak. Yani işte Ercan açılacak, diğer sınır kapılar açılacak. Ne kadar da korursanız belki de şeye alışmamız lazım biz. Yani her gün günde 1-2 vakanın pozitif olabileceğine ileride de alışmamız gerekiyor bence. Bu bizim bir gerçeğimiz oldu artık. Evet. Peki sizce normal bir sürece geçmek için nasıl geçeceğiz? Yani belli bir zaman dilimi evet söyleyemeyiz. Şu anda seyre bakacak olursak iyi ilerliyor günlerdir. Vaka sayısı da artmıyor. Kapıların çok özür dilerim. Mart ayında bazı iş yerlerinin açılması söz konusu var Mayıs ayında. Bununla ilgili mesajlar geliyor. Açılmasın yoksa boşuna gidecek her şey. Biz kapalıyız diyen izleyicilerimiz var. Günlerce bir aydır sokağa çıkmadık diyen izleyicimiz var. Bir yanda baktığımız zaman ben buraya geldiğimde sokakta dolaşan birçok insan var. Bunları da görüyoruz. Bunu tabii ki sistemli bir şekilde yapmak gerekiyor. Önce bir plan program şekilde yapmak gerekiyor da. Şimdi bizim ülkemiz bu etkiyi ne zaman azaltacak? Yani bir öngörü söyleyecek olursak sizin görüşünüz nedir? Bu salgın birazcık bir azalma yaşıyoruz ama ilerleyen günlerde de tamamen bitecektir diyebilir miyiz yani yaz ayında? Sanırım bunun tabii ki tüm kurullarca değerlendirilmesi gerekir ki tüm her kurulun da değerlendirip bir
görüş birliğiyle birlikte söylemesi hem doğru olan cevaptır. Yani bu olağanüstü durum yaza kadar devam etmeli diyebiliriz yani bu duruma. Yani bazı iyileştirmelerle birlikte evet. Yani ben yani tabii ki aslında bizler evde bunu belki de söylemeyi unuttum. Yani bizde birçoğumuz evlerde kalan kesimiz. Dolayısıyla da bulaşma hastalığının ne kadar da fazla olduğunu belki de bilmiyoruz. Yani sonuçta yani evet, sıcak bölgede çalışanlar vardı ama yani çoğunda herkes evde kaldı. Şimdi yavaş yavaş iyileştirmeler açılıyor. Açılması da gerekir aslında belki. Yani normal hayata dönüş süreci yavaş yavaş olması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman diğer ülkelerde, İspanya'da özellikle çocuklara belli bir zaman dilimi koydular. Bu saatlerde sokağa çıkabilirler diye bazı işletmeler açıldı. Ama bizde de belli bir zaman dilimi içerisinde yani bu süreci, hayata dönüş sürecini de planlı bir şekilde yapmaları gerekiyor ki bizim halkımıza ne kadar uyacak buna, o da ayrı bir mesele. Hepimiz markete gidelim de, eczaneye gidelim de artık çıkıyoruz. Onlar da haklı. Evde kapalı kalmak elbette çok zor bir süreç ama tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle yani mesela bakın maskeyi hemen hemen herkes alıştı yani alıştı. 6 yaşındaki bir çocuk da maskeyle birlikte çıkıyor, çıkması gerekirse belki bir süre daha böyle gidecek yani maskeli yaşam bizi bekleyebiliyor önümüzdeki süreçlerde. Bir de bugün Boris Johnson açıklamasını dinledim, 7 Mayıs gibi düzenlemeye başlayacaklar Birleşik Krallık'ta ki baktığımızda vaka sayısı günde 3000'le 4000 pozitif vaka sayısı. Yani bence tabii ki onların da bunu yapmaması lazım ama burada en azından bizim uygulamalarımız ve belki kısmi iyileştirmelerle aslında normal bile olmasak bile bak ama yani bir takım bir hayat şeyleri belirtilmemiz gerekiyor aslında. Çünkü bu bizim bir gerçeğimizdir aslında yani artık. Evet, ama acele etmememiz de gerekiyor buradan yöneticilere de bakacak olursak. Kesinlikle. Evet, normal günlük hayata geçiş yavaş yavaş olabilir, zaman alabilir. İzleyicilerimiz soruyor, izninizle bunu sormak istiyorum. Özellikle çocuklarla ilgili çok merak ediyorlar. Çocuklarda bu hastalıkla ilgili görüşleriniz nelerdir? Ne gibi semptomlar vardır? Bizim ülkemizde de çocuklarda da görüldü. İlk zamanlar böyle bir şey yaşamadık diyor Filiz Hanım. Bu konudaki görüşünüzü de alabilir miyiz? Sanırım onun da olacağı bir çocuk uzmanı tarafından verilmesi çok daha uygun olacaktır. Evet. Son olarak neler söyleyebiliriz bu konuyla ilgili? Evde kalın uyarısını zaten yapacaksınız eminim ama birçok soru var hepimizin elbette kafasında. Bunları sizlere sorduk ama en çok halkın karıştırdığı konuyu bir kez daha özetleyecek olursak neler söyleyeceksiniz efendim bu testlerle ilgili, aşıyla ilgili? Şöyle söyleyelim onu o zaman. Uzmanların görüşlerine herkes kulak versin ve uzmanlar her konuda özellikle hem hekim arkadaşlar hem diğer sağlık çalışanları hem bilim kurulu sağlık konseyi üyelerine kulak versinler. Gerçekten uzmanları bilimle birlikte yürüyerek bu süreci ve bu savaşı aşacağımıza inanıyorum. Ve sadece yine tekrardan söylüyorum, hem bu PCR testleri olsun hem hızlı testler olsun sadece uzman görüşlerine kulak versinler. Kesinlikle ve eğer test yapmak istiyorlarsa zaten Sağlık Bakanlığı'nın böyle şeyleri de var, irtibat hatları da var. Ya da test yapmaktan da korkmasınlar. Çünkü biz olmadığını düşünebiliriz. Biz asimptomatik olabiliriz ama hepimizin yaşta annesi, babası ya da çocuklar var. Onları tehlike altına atabiliriz. O nedenle de ben göstermiyorum diye test olmak istemiyorum diyemeyiz aslında. Çünkü asimptomatik olabiliriz. Özellikle gençlerde yani şu anda çalışmalar öyle gösteriyor. Çoğu genç, bunu %75 genç nüfus bunu hiçbir semptom göstermeden atlatıyor. Ama tabii ki siz başkasına bunu bulaştırabiliriz ve bu virüsün de çok hızlı başka bir kişiye bulaştırılabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Diğer virüs formlarından farklı. Evet.
uzmanların görüşlerini ciddiye alsınlar, iyice okusunlar bu konuyu, başlıklara takılmasınlar. Çok yapmış olduğumuz hatadır bu basında da özellikle. Uzmanların aktardıkları bilgilere güvenelim elbette, ama test yapmaktan da korkmayın çağrısında da bulundunuz. Korkan bazı kişiler de vardır elbette. Zaten bende yoktur diye düşünen var. Doktor gelirse işte alırsa benden kanımı ya da yapacağı uygulama her neyse bana bulaştırabilir korkusu da var. Bir de bu şekilde düşünce var. O yüzden güvensinler diyoruz. Evet. Güven önemli. Çok teşekkür ederiz aktardığınız için bu güzel bilgileri bizlere, bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Kolay gelsin efendim sizlere. İlerleyen günlerde yine farklı sorularla birlikte değerlendirmede bulunacağız sizlerle. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, insan genetiği uzmanı Doçent Doktor Sayın Mahmut Çerkez Engören bizlerle birlikteydi. Kimlere aşı yapılması gerekir, aşıyla ilgili görüşlerini bizlere aktardı. Test yapılması gerektiğini söyledi. Test yapılması gereken kişiler de korkmasın, test yapsın çağrısında bulundu ve uzman görüşlerinde mutlaka görüşlerini de ciddiye alın uyarısında bulundu. Şimdi bakıyoruz haberlerimize. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlerleyen dakikalarda da DPÖ eski müsteşarı, ekonomist, yazar Sayın Ödül Muhtaroğlu'yla bağlantı gerçekleştireceğiz. Bugün internetimizde, bizde değil ama internette sıkıntı yaşadık. Kesik kesik geldi. Evet, zor günlerin bizi beklediği açık. 53 kişi yasağı ihlal etti sayın izleyiciler. 26-27 Nisan'a bakacak olursak 31 kişi kısmi, 22 kişi de tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gelen bilgiler arasında. Son gelişmeleri sizlere aktarmak için haber arıyorum. Ödül Bey hazır mı? O zaman bekletmeyelim kendisini. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ödül Bey nasılsınız? Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Aziz Hanım. Kolay gelsin. Özledik sizi. Başka programlarda görüyoruz. Uzun zamandır beraber program yapmamıştık. Evet, çok doğru. Kısmet bugüneymiş. Evet, kısmet bugüne. Hayırlı bir program olsun inşallah. Evet, nasıl gidiyor koronalı günleriniz diyelim önce bu şekilde. Uzun zamandır da sohbet etme imkanı sağlayamadık sizinle. Nasıl gidiyor? Çalışmalarınız devam ediyor. Yazılarınızı da okuyoruz, takip ediyoruz. Evde mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Ve daha çok vakit buluyoruz bu tür çalışmalara. Hem yazılarımıza hem de diğer akademik çalışmalar olsun. Uygun bir şekilde, huzurlu bir şekilde evde devam ediyoruz. Evet. Şimdi en çok merak edilen sorular nelerdir size? Bu kez de ben sormaya başladım bu şekilde. Biz hep konuşur olduk aslında, 1500 TL ile geçinin demek kabul edilebilir değil diyoruz. Çok zor şartlar önümüze bakacak olursak, çok zor günler bizleri bekliyor. Maalesef bu yaşanan salgınla birlikte tüm sektörler, hep söylüyoruz, olumsuz etkilendi, etkilenmeye de devam ediyor. Ama baktığımız zaman da Mayıs ayında bazı iş yerlerinin açılması söz konusu, bunlar konuşuluyor. Buradan mesajlar, gelen mesajlarda artık biz işlemek istiyoruz. Bırakın diyor artık, yani maddi boyutu evet bir sıkıntı yaşıyoruz ama artık elverişsiz olduk. Artık usandık evde kapalı olmaktan. Sağlığımız bir yönde bozuluyor. Bir yönde parasızlık, ama işlesek bile paramızı da alamayacağız. 1500 TL ile geçinmek nasıl olacak? Bunu birazcık tartışabilir miyiz sizinle? Evet. Elbette çok zor bu ücretlerle geçinmek. Zaten konuşuyoruz bunları da uzun zamandan beridir. Yani bu bir şekilde baktığımız zaman dövizin de yükselmesine paralel olarak ülkede pahalılık da artmış durumda. Marketlerdeki pahalılığı görüyoruz. Özellikle bazı gıda ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde de fiyatlar yukarıya gelmiş durumdadır. Et fiyatları
keza aldı başını gidiyor. Yani bu pahalılık ortamında baktığımız zaman 1500 TL ile geçinmek gerçekten çok zor, ama en azından şunu diyoruz ki hiçten iyidir, insanların hiç parasız kalmasından iyidir, ama neticede baktığımız zaman gıda harcamalarına bile yetmeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. Yani, çoğumuz da evde geçiriyoruz, yani zamanımız evde, gördüğünüz kadarıyla sosyal medyada da herkes ekmekler yapıyor, yiyecekler yapıyor. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, masraf çok. Elektrik parasına baktığımız zaman bu 1500 TL mümkün değil yani geçinmek. Çok zor, çok zor, ama işte ne diyoruz? Keşke daha fazla mümkün olabilse, bu kaynaklar artırılabilse, aslında baktığımız zaman Muazzez Hanım, bu kaynakların dağılımına biliyorsunuz bu 1500 TL'leri ödeneceği kaynak istihdam destek merkezinde bulunan bir kaynaktır. Aslında bu hükümetin veya işte maliyenin, hazinenin kasada olan, oradan dağıtılan bir para değildir. Bu 1500 TL'ler bu fondan kullanılarak vatandaşlara dağıtılacak olan kaynaktır. Dolayısıyla bu fonda şu anda işte aldığımız bilgiye göre 300 milyon TL civarında bir kaynak bulunmaktadır. Ve bu kaynak dağıtılacaktır bu işsiz kalan insanlarımıza. Bu kaynak çerçevesinde baktığımız zaman şimdi tabii 60 bin kişi yararlanacak falan dendi. Yani ben bu rakamların 60 binlere çıkacağını düşünmüyorum. Göreceksiniz bunu da. Çünkü zaten daha az mı çıkacak? Daha az çıkacak beklentim vardır benim. Çünkü şunu da belirteyim. Bu tabii bu online başvurular biliyorsunuz sıkıntılar yarattı. Umarım sistemle ilgili sorunlar da çözülmüştür. Çünkü birçok insanımızın başvuramadığını, kayda giremediğini öğrendik, ama işte ihtiyaç sandığı dairesinde bu konuyla ilgili hummalı bir çalışma devam etmektedir. Dolayısıyla bir an önce bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz ki insanlarımız da yani aybaşı geliyor, işte eli kulağında 4 gün sonra aybaşıdır. Dolayısıyla 1,5-2 ay ücret alamayan insanlar var bu ülkede. İşte yapılan gıda yardımları ile, temizlik malzemesi yardımları ile hayatlarını devam ettirmeye çalışan insanlar var. Tabii biraz sonra vaktimiz el verirse bu gıda yardımları konusuna da gireriz. Çünkü bu konularda bir sürü olumsuz bilgiler geliyor. Onları da paylaşırız, ama öncelikle ben bu 1500 TL konusundan bahsedeyim. Dolayısıyla şimdi 300 milyonluk bir kaynak, işte 60 bin kişi dendi. İşte 1500'den, ki 1500 de değil herkese verilecek olan. Biliyorsunuz koşullu olarak 800 lira verilecek olan kesimler de var. 500 lira verilecek olan kesimler de var. Yani baktığımız zaman tümüne 1500 verilse bile ve bu işte 60 bin kişi olsa işte yaklaşık 90 milyon TL yapıyor, ki bence çok daha aşağıda olacak. Bu rakamlar açıklandığında göreceğiz. O yüzden ben bu rakamın biraz daha yukarıya çıkabileceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla bunun değerlendirmesi bu ilk aylık ödeme yapıldıktan sonra daha net görülecek. O yüzden bunun rakamın artırılabileceği noktasında ümidim vardır. Ama şunu da belirteyim. Aslında bu ücret bir çeşit destektir. Yani işverenler de çalışanlarına katkı yapacaklar. Bu devletin vereceği 1500 lira bir ek destek olacak. Yani örneğin işverenler de bir 1500 verirse veya 2000 verirse, yani verme kapasitesi potansiyeli olanlar vardır biliyoruz işverenlerde. Yani en azından bir asgari ücret düzeyinde bir ücret geçebilirse çalışanların eline, geçim şartları daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla bunu bu bağlamda değerlendiriyorum. Yani hem fondaki kaynak bir miktar artırılırsa, 1500 liralık kaynak artırılabilir, o kapasite vardır fonun, hem de işverenler de bir şekilde bu dönemde fedakarlık yapıp
bu ücret desteğine ek olarak çalışanlara katkı yapmalıdırlar. Sadece devletin vereceği bu 1500 TL ile çalışanlarını baş başa bırakmamalıdırlar diye düşünüyorum ben Muazzez Hanım ve bu beklentiyi de burada duyurmak istiyorum. Gerçekten önemli bir husustur bu. Bir an önce de bu online sistemlerinin düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor çünkü gerçekten bu 60 bin kişi diyorlar. Yani bunun yani bu süreç içerisinde kaydının yapılabilmesi büyük bir başarı olacaktır. Umarım da yapılır yani bunu da temenni ediyorum. İhtiyaç sandığındaki sistem üzerinde çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum burada. Dolayısıyla beklentimiz bu yöndedir. Peki şimdi Ödül Bey bu 1500 TL'lik yardım ne kadar daha yapılacak? Yani devletin buna imkanı ne kadar daha olacak? 2 ay, 3 ay, 4 ay yani bu süreci birazcık değerlendirebilir miyiz? Tabii şöyle söyleyeyim işte bir iki rakam vermiştim 60 bin olursa dedim 90 milyon yapar bu. Bu 90 milyon değil de ben bunu işte yaklaşık daha düşük olacağını düşündüğüm için katılımın öyle 70 binlerde 70 milyonlarda kabul edersek yani minimum 3-4 aylık bir kaynak olabileceğini düşünüyorum burada. Bunun iyi değerlendirilmesi halinde bu kaynak kullanılabilir. Bunu özellikle vurguluyorum ama neticede bu 3-4 aylık süre içerisinde de temennimiz ekonomik hayattaki şartların dönmeye başlamasıdır. Yani içe açılma dediğimiz açılmanın yapılmasıdır. Tabii ki dışa açılma, deniz limanlarının, hava yollarının ve güneyle kara kapılarının açılması çok daha sonradır. Bunu biliyoruz ama en azından içe açılmanın önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı bilgisini alıyoruz. Bakalım onu da hep birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz bu çerçevede. En azından bu süreç uzamazsa, içe açılma başlarsa, bu ekonomik dinamizm de artmaya başlarsa, yani bu ekonomik hayattaki dolanım hızlanırsa bir gelir oluşabileceğini düşünüyorum işletmeler arasında ama tabii bu da kolay değildir, bir zaman alacak. İnsanların zaten harcama güçlerinde büyük bir gerileme vardır. Siz de biliyorsunuz işte 1500 liralardan bahsediyoruz. Özel sektör anlamındadır bu. Kamu sektöründe nispeten kamu sektörü özel sektöre göre daha iyi durumda. En azından 5000 liraya kadar bir kesinti yok. Bunu biliyoruz. Daha üst düzeyde de işte %25 kesintilerle rakamlar bu düzeye geldi. Ama orada da bir satın alma gücünde bir düşme var. Dolayısıyla piyasaya girebilecek paranın da boyutu sınırlı maalesef. İşte özel sektörde 1500 liralar, kamuda da bahsettiğimiz rakamlar. Dolayısıyla bu noktalarda ekonomik çarkların dönmesi biraz gecikeceğe benziyor. O yüzden bu 1500 liraların katkısının yapıldığı fonun ihtiyacı devam edecek. Ama tekrardan şunu söylüyoruz yani dediğim gibi bu fondan maliyenin kasasından bir para çıkmamıştı. İşte şimdi maliyenin de hükümetin de devreye girmesi gerektiği zamanlardır diyorum. Yani bu sürecin başından beri söylediğimiz konudur bu borçlanma. Yani bu konuda iç borçlanma mı yapılır, ülke içindeki bankalardan mı borçlanılır, Merkez Bankası kaynaklarından mı borçlanılır veya işte dış kaynak dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankacılık sisteminden mi borçlanılır? Nereden borçlanılsın peki? Görüşünüz efendim? Nedir? Nereden borçlanılsın peki? Görüşünüz nedir? Yani benim görüşüm şu konudan gayet nettir. Hangi kaynak gerek iç kaynak olsun gerek dış kaynak olsun, hangi kaynak daha uzun vade, daha düşük faiz ve ödeme geri ödeme sürelerinde daha makul imkanlar sağlıyorsa o elbette o kaynaktan borçlanılsın tabii. O kaynağın içi dışından ziyade o borçlanmanın yapılması, bu dönemlerde yapılması ve bu borçlanmayla da işte söylediğimiz konudur. Bu borçlanma nerelere harcanacak diyorlar ya, işte bu borçlanmanın harcanacağı yerler zaten bellidir Muazzez Hanım.
İşte bu fonlar, bu işsizlik fonları. Bunlar önemli. İşte bu katkıların yapıldığı fonlar. Bunlar önemli. Buralar desteklenecek. Sağlık harcamaları desteklenecek. Sosyal güvenlik fonlarının, yani ihtiyaç sandığı ve sosyal sigortaların şu anda prim ödenmiyor. Buralara da doğru dürüst bu fonların çökme tehlikesine karşı bu fonlar desteklenecek. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. İşte bu gıda yardımlarına harcanacak bu paralar, aç kalan ihtiyacı olan insanlara. Dolayısıyla siz bu dönemde bunları yapıp planlamanız gerekiyor. Yani bu süreçlerde bu borçlanmanın nerelerden yapılacağını, nasıl yapılacağını, hangi şartlarla yapılacağını ve ne kadarlık bir bütçe için yapılacağını da planlayıp bunları hazırlanması gerekiyor. O yüzden diyoruz ki bir an önce bu hazırlıklar tamamlansın ve borçlanmayla ilgili adımlar atılsın. Budur esas çözüm noktası aslında baktığımız zaman. Şimdi sürece baktığımızda işte 1,5 ay geçti. Mart maaşları ödendi. Şimdi işte Nisan maaşları bir şekilde kesintili ödenecek. Ama ondan sonra süreçler önemli. Yani ne olacak? Onlar netleşmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi bu marketlerde de mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Ticaret dairesi bu marketlerde... Evet, halen daha neden bunun için bir önlem almıyorlar? Yani dün ben de markete gitmek zorunda kaldım. Gittim, inanın acele acele, insanlar zaten panik içerisinde, alacağını. Fiyatlar yazılmıyor. O ayrı bir olay. Hiç çoğu ürünlerin üstünde ben fiyat inanın ki görmedim. Ne kadar soracaksın orada çalışana? Diğer bir yandan markete baktığımız zaman 3,5 TL aldığımız bildiğimiz ıslak mendili 9 TL'ye alıyoruz. Yani bunun gibi birçok ürünler var. Bununla ilgili bu gibi denetimler yapılmıyor mu? Neden yapılmıyor? Yani bunu da gerçekten sorgulamak gerekiyor. Yani 1500 TL alacağız bu yandan marketlere de 3-4 tane ürün alacağız. Dünyanın parasını verip çıkacağız. Yani bu olmamalı. Bu haksızlık. Aynen, çok büyük haksızlıktır. Yani bu fırsatçılığa müsaade edilmesi lazım. Yani ben tüm marketleri de aynı kefeye koymuyorum ama bazı marketlerde diğer marketlere göre benzer ürünlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve ticaret dairesi de tabii elindeki personel mevcudiyetini biliyorum ama bu dönemde bu personel anlamında da bazı takviyelerle bu yerler denetlenmelidir, caydırıcı cezalar kesilmelidir, bu işletmeler gerekirse deşifre edilmelidir. Yani gün toplumsal dayanışma günüdür, yani böyle fırsatçılık günü değildir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halktan da burada özellikle şunu istirham ediyorum: gördüğünüz bu fiyat farklılıkları mutlaka ihbaratlarına telefon açarak bildiriniz. Birbirinizle konuşma, muhabbet halinde kalmasın bunlar. Duyurunuz, bildiriniz bunları. Çünkü sadece konuşmayla kalırsa, eyleme dökülmezse bu bir sonuç alınmaz. Ve bu fiyatlar da gemi azıya çıkar. Bunu kontrol etmek çok zorlaşır. Ne demek bu böyle bir dönemde gıda ürünlerinde durmadan pahalılık, temizlik ürünlerinde pahalılık. Yani bu olacak bir şey değildir. Lütfen gerek ithalatçılar, gerekse tüccarlar, marketler, özellikle yerli ürünlerde de, yerli üretimde de inanılmaz derecede, biraz önce siz de bahsettiniz, yani temizlik ürünlerinde ciddi anlamda büyük farklılıklar var. İşte onu ben de işaret etmek istiyorum. Siz de güzel vurguladınız o noktayı. Yerli üründe bile var bu. Yani düşünün ki yerli ürünün ne bir ithalat masrafı var, ne gümrük fon vergi masrafı var. Ona rağmen yani bu ürünlerde de fiyat artışları var. Hadi deniliyor ki işte temizlik malzemelerinde kullanılan alkol zor bulunuyor bu dönemde veya pahalı oldu o temizlik ürünlerinde kullanılan alkol. Tamam, olabilir ya bunlar, ama neticede siz de burada bu kar marjlarınızı biraz aşağıya çekin ki bu insanlar da böylesine bir dönemde parasızlığın, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde daha da mağdur olmasınlar. Keza et fiyatları öyle. Yani işte bağışıklık sistemimiz güçlü olsun diyoruz. İşte et yesin insanlar diyoruz. Yani nasıl yiyecek?
bu eti bu insanlar. Ben geçen gün gittim işte bir marketin kasap reyonuna bir baktım. Şimdi temizlenmiş kuzu eti, şimdilik kesilmiş. Ya 120 TL olur mu ya? Neredeyiz? Hangi devirdeyiz? 120 TL. Düşünün. Bu kuzu eti neticede kasapta satılırken işte 75-80 liraya satılıyor. Ha kemikli satılıyor. Ayrı tamam olabilir. O şekilde satılabilir ama yok da 120 TL ya. Yani kim alabilir bu zamanda 120 TL'ye 1 kilo kuzu eti? Yani olacak iş değil bunlar. Diğer taraftan baktığımız zaman hayvancılardan canlı hayvan kuzu 30 liraya alınıyor. 30 TL'ye. Bu fiyatlar buralara nasıl geliyor? Dana eti derseniz gene 80-85 liralara çıktı. Dana eti 18 TL'ye alınıyor. İnek eti 14 TL'ye alınıyor hayvancıdan. Dolayısıyla yani bu zincirde bazı sıkıntılar var. Bu zinciri bir şekilde çözmek lazım. Kar marjlarını buna göre koordine etmek lazım ve devletin de bu konuda yapması gerekenler var. Bu temel gıda ürünlerinde Türkiye'de biliyorsunuz bazı tavan fiyat uygulamalar getirildi. Belli bir tavan fiyat koydu devlet, onun üzerinde satış yapılamıyor. Bizde de bunların düşünülmesi gerekiyor. Yani özellikle bu dönemlerde mutlaka insanlarımızın mağdur olmaması için bu girişimlerin yapılması şarttır diye düşünüyorum Aziz Hanım. Evet. Bir hatırlatalım, buradan mesajlar da var izleyicilerimizin. Evet, çoğu kişi bu konuda özellikle çok şikayetçi. Maskelerle gidiyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz diyor bir izleyicimiz aynı şekilde. Eldivenlerimizi takıyoruz, 5 dakika içerisinde alacağımızı alıp çıkmak istiyoruz. Ama bir yandan da biraz önce bizim de belirttiğimiz gibi hiçbir çoğu üründe fiyatlar yazılmıyor. Ciddi anlamda yüksek. Özellikle ben de çok fark ettim demiş Nesli Hanım. Yerli üretim olan bazı ürünlerde, temizlik ürünlerinde ciddi anlamda artış vardır. Bunu kime nasıl şikayet edeceğiz? Tüketiciler Derneği var ama Tüketiciler Derneği de anladığım kadarıyla da çok bir şey de yapamıyor. Bu konuyla da ilgili ciddi anlamda bir ceza yapılması gerekiyor. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyor. İşte aktarıyoruz şimdi şu anda Nesli Hanım. Var mı söylemek istediğiniz, evet, aktarmak istediğiniz? Yani işte onu diyorum. Ticaret Dairesi'nin ihbar hattı var. Bunu Muazzez Hanım, gerekli denetimler yapılması şart. Siz de bu numaraları televizyonumuzdan aktarın, görsün vatandaşlar. Bu ihbar numaralarını bir şekilde televizyondan önümüzdeki programlarda aktarın siz de ve görsünler bu numaraları. Bir diğer husus, Muazzez Hanım fiyatların yüksekliğinden bahsetmişken, yani şimdi bakın böyle bir kriz dönemi, insanlar evlerinde sokağa çıkamıyorlar. Sadece nasıl bir iletişim kuracaklar? Elbette ki sadece telefonla iletişim kuruyorlar, değil mi? Veya internetle kuruyorlar. Yani şimdi bu dönemde hiç bu GSM operatörleri bu durumda fedakarlık yapıp fiyatlarını hiç aşağıya indirmediler ve hatta ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar ödeyemedi. Tabii ki ödeyemeyecek. Böyle dönemde cep telefonları, internetleri kesilmeye başladı. Yani buradan onlara da seslenelim. Gerçekten biraz elinizi vicdanınıza koyunuz. Böyle bir dönemde insanların dünyayla bağlantısını sağlayan internet telefonlarını kesmeyin ya. Bu insanlara gerekirse taksitlendirin, bir şey yapın. Bir asgari ödeme süresi miktarı koyun. Asgari ödeme miktarı koyun. Nasıl kredi kartlarında vardır. Böyle dönemlerde bunları yapın. Bu insanlarımızı daha da fazla mağdur etmeyin. İnsanlar ne demek ya? 22 Nisan'da toplu kesimler olmuş telefonlarda, internetlerde. Yani bu gerçekten üzüyor vatandaşlarımızı ve diyor ki yani böyle dönemlerde yıllarca bu ülkede dünya kadar para kazanan bu şirketler niye halka yardımcı olmuyorlar? Burada eğer devletin de vergisel anlamda konuları varsa, vergisel anlamda kazançları vardır biliyoruz. Gerekirse devlet de bu dönemde biraz bu vergilerini indirsin. İletişim vergilerini indirsin ve yardımcı olunsun. GSM operatörleri de yardımcı olsun. Onlar da kar marjlarını indirsin. İnsanların telefonlarını, internetini kesmesinler. Dediğim gibi gerekirse bir asgari ödeme miktarı koysunlar. Onlar ödensin, ötelensin bu telefon ve internet ücretleri. Buna özellikle vurgulamak istedim Muazzez Hanım. Evet. Lütfen dikkate alsınlar.
Maske fiyatlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz peki? İlk zamanlar daha da bir yüksek bir fiyat vardı maskelerde, hatta bulamadık bile, bulunmazdı diye, ama şimdi artık bazı yardım kuruluşları, dernekler de yardımcı oluyor bu konuda, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bazı vatandaşlar kendi önlemini, kendi tedbirini kendi evinde üreterek, kumaşları keserek belli bir şekilde maskesini yapmaya çalışıyor, ama tek kullanımlık maskelerde baktığımız zaman pahalı. Yani 9 TL'ye de var, 7 TL'ye de var, 20 TL'de maske var. Bununla ilgili, maske fiyatlarıyla ilgili düşünceniz nedir? Belli bir rakam olması gerekiyor mu? Bir de bir yandan baktığımız zaman Türkiye'de biliyorsunuz maske dağıtımları ücretsiz. Bizim ülkemizde de böyle bir şey olabilir mi peki? Olması lazım tabii, %100 haklısınız. Zaten öğrendiğimize göre Türkiye'den bir sürü de maske desteği, yardımı gelmiş. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu noktalarda da maske dağıtımlarının olması lazım. Çünkü siz insanlara sokağa çıkarken mutlaka maske takmalısınız, ceza keseceğiz de derseniz bu maskeleri de bir şekilde sağlayacaksınız. Dediğiniz gibi bu fiyatlarda bu sıkıntılı geçim günlerinde kim tek kullanılmış maskeye her gün 9 lira verebilir? Yani bunları da lütfen düşünsünler ve gerekli dağıtımı da Devlet Sağlık Bakanlığı ve özellikle de kurumlar, kuruluşlar. Yani ben geçen gün markete gittim, maskeli gittik tabii ki, sırayla da alıyorlar içeri. Baktık ki maskesiz olanları geri döndürmeye başladılar. Yahu dedik, tamam kural uyguluyorsunuz ama sizin burada maskeleriniz olsun, bu insanlara siz verin, neticede sizden gelip para harcayıp alışveriş yapacaklar. Yani bunun firmanız niye çözmüyor bu konuyu da insanları buradan gelmiş işte arabasıyla uzak yerden de gelmiş olabilir, benzin harcamıştır, sizden para verip harcama yapacak, alışveriş yapacak, niye geri döndürüyorsunuz? Yani böyle sıkıntılar da var. Dolayısıyla bu konuya da bir an önce tedbir alınması gerekiyor Muazzez Hanım. Öte yandan bilmiyorum vaktimiz ne aşamadadır. Var vaktimiz. Ona göre ben de... Gıda yardımlarına mı geliyoruz? İsterseniz onlara da bahsedelim. Çünkü dediğimiz gibi bu geçinmenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde gıda yardımları ön plana çıktı ama... Evet, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma... günlerini yaşıyoruz. Özellikle belediyelere bakacak olursak ciddi anlamda listeler uygulandı. Bölge bölge neredeyse 500'ün üzerinde, 500'ün altında vatandaş göremedik. Ciddi anlamda bu ülkede ihtiyaçlı olan insanlara şahit olduk bu virüsten dolayı. Evet, bu konuyla da ilgili görüşlerinizi alalım. Gıda yardımlarıyla ilgili ne gibi olaylar yaşadınız, neler gözlemlediniz peki? Onu merak ediyorum. Yani gerçekten bu konuda belediyeleri teşekkür etmek lazım. Belediyeler sürecin başından beri sahada, arazide bu insanlarımıza yardımlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimler bu süreçte bu konuda başarılı olmuştur. Hem de kendilerinden %25 kesinti yapıldığı halde başarılı olmuşlardır. Burada kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben bu süreci devam ettirmelerini diliyorum belediyelerin. Tabii burada muhtarlıklar da önemli bir görev üstlendiler. Belediyelerle işbirliği halinde. Kaymakamlıklar da, bunlar da bu süreçleri devam etmelidirler. Tabii ki Kızılay'a da buradan çağrı yapmamız lazım. Kızılay'da yani bu konuda ön plana çıkmalıdır. Kızılay bu konuda desteklerini artırmalıdır. Çünkü biliyoruz ki Kızılay'a da bir sürü bağış geliyor. Hem maddi bağış geliyor hem de erzak anlamında bağış geliyor. O yüzden Kızılay da bu süreçte işbirliğini artırarak ihtiyaçlı olan kişilere bu yardımları düzenli olarak sağlamalıdır. Yani öyle bir aileye gittiniz, verdiğiniz bir gıda yardımı ya da birkaç hafta sonra gidilecek diye bir şey yok. Bunun sürekli ve düzenli olması şart. Kesinlikle. Bu insanların çünkü ihtiyaçları var, aileleri var. Bu insanlara yardımcı olmamız lazım. O yüzden düzenli yardım yapılması gerekiyor. Bunun yanında ülkemizde kalan öğrencilerin de sıkıntıları var, biliyoruz. O üçüncü uyruklu öğrenciler de, işte Türkiye'den gelen öğrenciler de, hepsinin de sıkıntıları var. Parası gelmeyen çocuklar var.
onlara da bu konuda yardımcı olmamız lazım. Zaten halkımız aslında bu konuda çok bilinçli. Duyuyoruz, işte komşular bu tür, gerek öğrenciler olsun, gerek işçiler olsun, onlara da yardımda bulunuyorlar. Bu noktada ilgili kurumlara, belediyelere de haber veriyorlar. Çünkü insanlar doğaldır ki kendileri gururuna yedirmeyip talep etmeyebilirler bu gıda yardımlarını. Dolayısıyla bu insanlara bizim ulaşmamız gerekiyor. Burada da hem çevresinde yaşayan komşular, bu insanları tanıyan kişiler yardımcı olmak zorundadırlar ki kimse bu dönemde aç veya işte temizlik malzemesinden mahrum kalmasın. Tabii burada başka bir konu da ön plana çıkıyor Muazzez Hanım. Görüyoruz yani bu süreçleri de, üzülüyorum ben de, sosyal medyada insanlarımıza gıda yardımı yapan kişilerin bu gıda yardımlarıyla birlikte resim çekip fotoğrafları yayınlanıyor. Fotoğrafları sosyal medyadan yayınlıyorlar. Yani bu sosyal medyada paylaşıyorlar bunları ve bu tür davranışlar aslında yani gerçekten yakışmayan davranışlardır. Yani birisine yardım edecekseniz bunun bir reklamı, bir gösterişi, bir duyurusu olmaz. Bunu yapmaktan lütfen kaçınalım. Özellikle bu noktaya dikkat edelim. Kimseyi rencide etmeyelim. Yardımın makbulü sessiz sedasız yapılandır. Bunu herkes bilsin. Özellikle Ramazan ayında içinde olduğumuz bu dönemde bu tür yardımların önemi daha da fazladır. Oruç tutan insanlar vardır, ihtiyaçlı olan insanlar vardır. Bunlara mutlaka bu şekilde yardımlar ulaştırılsın ama bunun dediğim gibi reklamı, duyurusu lütfen olmasın ve bu yardımlar dağıtılırken de dağıtan kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Burada mutlaka herhangi bir işte arkadaş ilişkisi, ahbap dost ilişkisi, hele hele de siyasi amaç güdülmemelidir kesinlikle. Yani bu tür davranışlar gerçekten insanların vicdanlarını yaralar ve insanları üzer. Lütfen bunlardan... Evet, zaman zaman öyle mesajlar geliyor bizlere. Bu konuda da ciddi anlamda belediyelere, muhtarlara büyük görevler düşüyor, denetlemek zorundalar. Çünkü baktığımız zaman bu gibi gıda yardımları en çok güvenilen kişiler muhtarlar. Yani onların da böyle bir zamanda, böyle bir durumda da yanlış bir şey yapacaklarını da hiç ümit etmiyorum ama maalesef zaman zaman da bize gelen mesajlar, bize yardımlar ulaşmıyor, az geliyor, bazılarına yapılan eşit şekildeki yardımlardan eksikler çıkıldığını söyleniyor. Sıralama açısından sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bir kez o yardımı aldık, ikincisi gelmedi. Biz de çekiniyoruz, talepte bulunalım. Tamam, gelecekler, sabredin mesajları geliyorlar. Dilenci durumuna düşüyoruz diyor izleyicilerimiz. O yüzden de bunun için ciddi bir şekilde, bir koordineli bir şekilde çalışılması, planlanması, yapılması şart. Kesinlikle doğru. Tekrardan vurgulayalım. Belediyeler mutlaka işin içinde, muhtarlarla birlikte ve çok başarılıdırlar. Kızılay'ın da bu sürece katkı koyması, Kızılay'ın da desteklerini bu dönemde daha da artırmasını kamuoyu bekliyor. Biz de bu noktada onlardan bekliyoruz. Çünkü süreç dediğimiz gibi sıkıntılı devam ediyor. Bu noktada hem gıda yardımları hem de hijyenik temizlik malzemeleri, yardımları bu tür insanlarımıza aksatılmadan devam etmelidir. Bir şey konusunda da değineyim. Herhalde yavaş yavaş siz de toparlayacaksınız. Vaktiniz vardır vaktimiz Ödül Bey. Size özel ayırdık bugün programımızı. Uzun zamandır dedik görmedik sizi. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Buyurun. Vaktimiz var. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta içinde bu petrol fiyatlarında Muazzez Hanım tarihi bir düşüş yaşandı Amerika'da. Bunu hep birlikte gördük. Özellikle bu ham petrol, Amerikan Texas ham petrol fiyatı tarihi düşüşle varili eksi 40 dolara düştü. Dolayısıyla bu süreç tabii petrol fiyatlarını da önemli oranda yeniden aşağıya çekti. Brent petrolü de, diğer petrolü de.
Tabii geçen hafta içerisinde bir miktar yukarıya geldi bu fiyatlar ama henüz daha işte 13-14 dolarlarda ham petrol, 20 dolarlarda da Brent petrol devam ediyor. Bu Brent petrol biliyorsunuz akaryakıtta da kullanılan petroldür. Dolayısıyla 20 dolarlar düzeyi çok uygun düzeylerdir. Bu süreçte baktığımız zaman geçen yılın içinden itibaren petrol fiyatlarındaki düşüşler başladı. Neredeyse yaklaşık 8-9 aydır bu süreç devam ediyor. Fakat bizim ülkede petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında en son Ağustos 2019'da, yani yaklaşık 8-9 ay önce 5 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Ondan sonra da herhangi bir indirim yapılmadı. Evet, yani akaryakıt fiyatlarına da elektrik fiyatlarına da neticede. Baktığımız zaman bu süreçte işte dendi ki işte bu akaryakıt gelirlerinden elde edilen paraya işte ülkemizin ihtiyacı vardır. En azından biz bunu fiyat istikrar konumunda tutalım, yansıtmayalım şeylere, fiyatlara diye bu şekilde devam etti. Krizle başladı başlayalı. Tabii ki devletin de gelirleri düştü. Petrol de düştü inanılmaz şekilde. Yine yansıtılmadı. Tabii insanlar da şunu dedi. Ya o dedi zaten ortada kimse arabalarıyla gezmiyor. Benzin masrafları düştü çok aşağıya. Varsın bu dönemde indirim olmasın. En azından devlete bir gelir gitsin dediler ve bu konuda bir toplumsal muhalefet yükselmedi aslında baktığımızda bu süreçlere. Ama şunu gördük, Türkiye'de hep bu fiyatlar aşağıya çekildi ve bu da tarihi bir olaydır. Uzun yıllardan sonra Muazzez Hanım, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, benzin ve mazot fiyatları ilk kez Kuzey Kıbrıs'ın altına geldi. Altına geldi ilk kez Kuzey Kıbrıs'ın. Dolayısıyla genelde bizim fiyatlardan %50 ve üstü pahalı olurdu Türkiye'deki akaryakıt fiyatları. Şimdi bizim altımızda satış yapılıyor. Dolayısıyla bu noktada tabii ki ben şimdi illere bize de indirsinler ısrarı yapmıyorum aslında burada ama yapılabilse çok iyi olur. En azından vatandaşa da bir moral olur. Şimdi önümüzdeki haftalarda eğer açılma başlayacaksa yine bu arabalar kullanılacak. Bir miktar insanların akaryakıt maliyetleri de aşağıya çekilmiş olur diye bunu da söylemek istiyorum. Ama önemli bir husus da burada elektrikle ilgili. Evet. Tüm gözler orada bekliyoruz bakalım ne olacak bununla ilgili. Madem ki petrol fiyatları bu kadar düştü, Kıptek'te bu ucuz petrol fiyatlarından yararlanmalıdır diye düşünüyorum ve alıp bu petrolleri, bu akaryakıtları, fuel oil'i depolarında stoklamalıdır diye burada ben bir öneri getiriyorum. Çünkü bu fiyatlar stoklasınlar diyorsunuz. Yani petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşanıyor. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da KKTC'den düşük seviyeye gelmesinden de ötürü de elektrik fiyatlarına da eklenmemesi için bu şekilde bir çözüm önerisi sunuyorsunuz. Yani bu elektrik fiyatlarına bunu yansıtabiliriz diyorum. Önümüzdeki yaz dönemi de geliyor. İnsanların klima kullanımı da artacak. Sektörler açılacak, sektörlerin elektrik kullanımı olacak. Hem sektörlerin hem de hane halklarının daha ucuza elektrik tüketebilmesi için bu ucuz petrolden stok yapılması, Kıbrıs'ın bunları stoklaması ve önümüzdeki dönemde yaz aylarında bu ucuz petrolü kullanarak elektrik üretmesi ve bu noktada da vatandaşlara bunu ucuzluk şeklinde, indirim şeklinde yansıtmasını bekliyoruz. Çünkü önemli bir fırsat eşiğindeyiz burada. Petrol fiyatlarının bu derece düştüğü bir dönemde. Ha, önümüzdeki bir dönemde dünya açılmaya başlayınca muhtemelen ve üretimler arttık sonra beklentiler yani bu petrol fiyatlarının yukarıya geleceğidir. Hı hı. Dolayısıyla bu dönemde bu düşük fiyatlardan petrol alıp stoklamak ülkemiz açısından da avantajdır. Yani bir avantaj olabilir. Yani bunu bir şekilde iyi bir şekilde değerlendirmemiz
gerekiyor bu virüsün yarattığı olumsuz ekonomik koşullar karşısında da devletin oluşan her gelir artışına fazlasıyla da kesinlikle ihtiyaç vardır. İhtiyacı vardır, evet. Onu da buradan belirtmek istedim. Bir de son olarak şunu belirteyim. Bu noktada gündeme geldi. Bu açılmayla ilgili konu var. Tabii önümüzdeki 4 Mayıs'tan sonra açılmanın gündeme geleceği söyleniyor ama... Nedir sizin düşünceniz? Yani açılmasını istiyor musunuz? Öngörü nedir? Seviyeye baktığımız zaman salgının seviyesini nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi şu nokta önemli. Tabii sağlık uzmanları... karar verecek elbette. Onlar karar verecek. Ben de ekonomik boyutunu değerlendireceksek. Ekonomik boyutunu da söyleyeyim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten yani son 10 gündür yeni vaka çıkmaması güzel bir şey ama bu test sayısının da elbette artması gerekiyor. Yani bunu burada vurgulamamız şarttır diye düşünüyorum. Çünkü yani bir baktım, ben dün Rum tarafıyla kıyasladım. 2400 Rum tarafında test yapılmış. 240 bizde yapılmış. Yani %10'u kadar bir test yapılmış. Elimizde de hem hızlı kitten hem PCR'dan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu sayıyı da artırmamız gerekecek. Çünkü biliyorsunuz halkla hep teması olan gerek belediyeler olsun, efendim gerek işte sizin gibi basın çalışanları olsun, birçok devlet dairesi olsun, sağlık çalışanları olsun, bu insanlarımıza bu testlerin süratle yapılması gerekiyor ki test sayımızı artıralım ve ona göre de bir karşılaştırma yapabilelim ki gönül rahatlığıyla bu açılmalar ona göre gündeme gelsin. Yoksa aman aman açalım, elbette açalım, ekonomik şartlar başlasın çalışmaya ama tekrardan başa gelmek istemiyorsak bu konuda tedbirlerimizi iyi almamız lazım. Sağlık kurulunun da mutlaka önerileri doğrultusunda olması lazım ve yavaş yavaş peyderpey ve gerekli işte bakım, onarım, hijyen, temizlik hazırlıkları yapılarak bu dükkanların, bu işletmelerin açılması, bu ekipman ve ihtiyaç duyulan malzemelerin de tedarik edilmesiyle birlikte, yani yeteri kadar maske, yeteri kadar eldiven, bunların da tedarik edilmesiyle birlikte açılması daha doğru olacak. Ama tekrardan vurgulayalım, tabii ki ekonomik hayat önemlidir ama sağlıktan hiçbir şey önemli değildir. Başa gelmek istemiyorsak bu açılma konusunu çok titizlikle irdeleyip ona göre iyice analiz edip ve gerekli test sayılarımızı artırarak gündeme almamız gerekiyor diye düşünüyorum Aziz Hanım. Evet, biz çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için, görüşlerinizi bizlere aktardığınız için. Özellikle herkesin merak ettiği konuda 1500 TL ile geçinmek ne kadar zor olacak, ne kadar daha bu 1500 TL'lik yardım talebinde bulunacaklar bizlere diyor vatandaşlar. Yani 2 ay deniliyor ama 3. ay, 4. ay ne olacak? İşsiz kalacağız. Biraz önce programın başında Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel ile bir bağlantı gerçekleştirdik. Onun da görüşlerini aldık turizmle ilgili. En çok etkilenen sektörler arasında biliyorsunuz turizm sektörüdür. Kendisi de söyledi, 2019'da yapmış olduğumuz tüm çalışmaların meyvesini bu yıl bekliyorduk ama maalesef turizm sektörü şu anda kötü durumda. Bunun için çalışmaları yapmaya çalışıyorlar. Hedefleri öncelikle iç turizm. İç turizm için çalışmalar şu anda yapılıyor. Önümüz yaz sezonu, hepimiz evde bunaldık. Yurt dışına tatile gidemeyeceğiz elbette ama deniz kenarına gitmeyi hayal ediyoruz. Plajlara akın etmeyi düşünüyoruz. Onunla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde şezlonglar ayarlanacak. Onda nasıl olacak? Maskelerle denize gireceğiz herhalde. Sağlık açısından da değerlendirdi biraz bize Sayın Bakan. Artık insanlar biraz daha hijyenik yaşama zorunluluğu hissedecekler artık bundan sonra. Artık kalabalık halinde yapılan geziler, seyahatler iptal olacak. Son birazcık da böyle turizme değinecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet, hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız.
herkesin yazda hayalleri vardı, tatil planları vardı, artık yok. Şimdi sağlıktan ekonomiye nereden nerelere geldik, bunları konuşur olduk, tartışır olduk da bu salgın konusunda evet bir noktaya gelmişsek gerçekten bunun sebebi de sağlıkçılardır. Şimdi turizmle ilgili birazcık neler söyleyebilir miyiz? Yani birçok kişi işsiz kalacak. Binlerce işsiz var özellikle turizm alanında. Bununla ilgili görüşünüzü kısaca alabilir miyiz? Başka bir programda detaylı bir şekilde bu işsizleri konuşalım sizinle. Evet, tabii ki turizm bizim lokomotif sektörümüz Muazzez Hanım. Yaklaşık işte baktığımız zaman 1 milyar dolara yakın bir girdisi var normal zamanda bizim ülkemize turizmin. O yüzden turizmin ve buna bağlı yüksek öğretimde yaşanan bu sıkıntılar ülke ekonomisini bütünüyle birlikte olumsuz etkileyebiliyor. Tabii ki turizmle ilgili şunu söyleyeyim, elbette yani turizm öncelikli olacak ama iç turizmin de yapılabilmediği için insanların da gelirinin olması lazım, biliyorsunuz. Dolayısıyla yani iç turizm yapacak olan vatandaşlarımıza da otellerimizin uygun indirim kampanyaları düzenlemesi gerekecek. Taksitli kampanyalar düzenlemesi gerekecek ki insanlarımız da dediğiniz gibi bu sıkıntılı süreçlerden sonra biraz dinlenme yani bulsunlar, ama herkesin de tabii ki bütçesine göre olacak bu işler. Evet. Gönlümüz herkesin bütçesine göre bir tatil yapabilmesidir. Gerek bir pansiyonda, gerekse işte bir turistik tesiste bir tatil yapabilmesidir. En azından 3-5 gün olsun. Ama bunun da yapabilmesi noktasında mutlaka gerekli ekonomik indirimlerin ve taksit miktarlarının uzun vadeli bir şekilde insanlarımıza sunulması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bu hijyen koşulların da mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Ama şu noktada ümitliyim, yani iç turizm anlamında şunu söyleyeyim. Yani ülkemizde baktığımız zaman, yani Temmuz ayından itibaren iki süreci konuşacak olursak deniz mevsiminin açılmasına bağlı olarak umarım o tarihe kadar içimizde virüsle ilgili bir sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yani işsizlik yoğun olarak yaşanacak mı? Öyle gösteriliyor. İşsizlik elbette çünkü önemli olan nasıl önlemler alınması gerektiğidir. Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de daha detaylı da anlatırız önümüzdeki programlarda da. Ama neticede şimdi iç turizm olsa bile ülkede bizim biliyorsunuz yaklaşık 25 bin yatak kapasitesi var. Dolayısıyla bu iç turizmle bu yatakların dolması mümkün değil. Dolayısıyla yani oteller de bir şekilde yani az müşteri geleceği için az personele hizmet verecekler ve bu noktada tabii ki bir sürü insan yani işini kaybedecektir. Bunu özellikle söylüyorum, ama burada tabii ön plana çıkacak olan da işte bu sektörde çalışan yerli istihdam sayısının artırılması noktasıdır. Biliyoruz yani turizm sektöründe çalışan yerli istihdam oranları maalesef %20'lerde seyrediyordu. Bu krizden önce de böyleydi. Bu krizden sonra tabii ki eğer yabancı çalışanlar kendi ülkelerine döneceklerse burada ihtiyaç duyulan personelleri de yerli istihdamla karşılamamız gerekecek. Bu noktada da yerli istihdama yönelik olarak gerek eğitim süreçleri, gerek bu konularla ilgili işte istihdam programlarının da ona göre düzenlenmesi, dizayn edilmesi ve planlanması gerekecektir ki yerli istihdama da bu noktada bir fırsat penceresi açabilelim. Evet. Biz çok teşekkür ederiz aktardığınız için. Görüşleriniz her zaman bizim için önemlidir, biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda yine özellikle bu işsizliği 1500 TL'yi sizinle tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin sizlere. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, özellikle Sayın
Ödül Bey'le, Ödül Muhtaroğlu'yla marketlerdeki fiyatlar ve gıda yardımlarındaki son durumla ilgili gelişmeleri aldık. Görüşlerini aktardı bizlere. Bazı marketlerde bazı temel gıda malzemeleri ürünlerine bakacak olursak ciddi anlamda fiyatlarda artış olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Bu konuda da bizlere de vatandaşlardan şikayetler, mesajlar geliyor. Özellikle ithal edilen, dedi Sayın Muhtaroğlu, ithal edilen ürünlerle ilgili olarak kur artışlarından kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Ancak birçok ürünün de Türkiye'den geldiği ve daha az kur artışına maruz kaldığını, ayrıca da daha önceden stoklarda da olduğunu da biliyoruz açıklamasında bulundu kendisi. Ayrıca yurt dışından gelen süt ürünleri ve işlenmiş et ürünlerinin konan bu fonlara da bakacak olursak, dedi, bu ürünlerinin fiyatları da artacaktır. O yüzden yerli ürünlere de bu konuda şikayet var. Yerli ürünlerde de, bazı ürünlerde, özellikle gıdada, temizlik ürünlerinde fiyat artışlarını gözlemliyoruz. Toplumdaki çoğunluğunun gelirinin düştüğünü, satın alma gücünün azaldığı bir dönemde özellikle temel gıda, temizlik ürünlerinde ve ilaç fiyatları artırılmamalıdır. Bu konuda da ciddi anlamda denetimler yapılması gerekiyor. Devlet bu ürünlerinin fiyatlarının artmaması için gerekli vergi ve fon indirimlerini sağlamalıdır açıklamasında bulundu Sayın Muhtaroğlu. Özellikle de ticaret dairesine büyük görevler düşüyor. Ticaret dairesi de fiyatların fahiş düzeyde artmaması için de gerekli denetimlerin ivedilikle yapması gerekiyor. Bunları tespit etmesi gerekiyor. Aşırı fiyat uygulanan işletmelere de gerekli caydırıcı cezaları kesmesi gerekiyor. Ve bu işletmeleri de deşifre etmemiz gerekiyor. Yani bunu yapmazsak bunları bu şekilde yaşamaya da alışacağız. Çünkü toplumsal dayanışma günüdür, dedi Sayın Muhtaroğlu. Fırsatçılığa müsaade hiçbirimiz etmememiz gerekiyor. Evet, geldik programımızın sonuna. Bir bakalım herhangi bir sıcak bir gelişme var mı diye. Yok, mecliste test yapıldı. Testler yapılmaya başlandı. Bir aktaralım sizlere bunu. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'nın almış olduğu kararla Cumhuriyet Meclisi'ne mensup milletvekilleri ve meclis çalışanlarına Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle test yapılıyor. Meclis Mavi Salon'da sosyal mesafe korunarak gerçekleşen testler toplu olarak laboratuvara gönderildi sayın izleyiciler. Meclis Başkanı Teberken Uluçay da COVID-19'la ilgili süreç başladığından beridir de meclis bünyesinde bir takım hijyen kuralları aldıkları ve bu çerçevede de 19 Mart ve 21 Nisan'da da iki oturum gerçekleştirmişlerdi biliyorsunuz mecliste. Yarın 28 Nisan yarın da yine bir oturum yapacaklar. Bu çerçevede de onlar da risk altında oluyorlar ve onlara da test yapıldı milletvekili ve meclis çalışanlarına. Hemen bakıyorum haberlerimize. Bugün ciddi anlamda internetimizde genel olarak bir sıkıntı var. Evet, kadına şiddet, cinsel saldırı, tecavüz, darp olayları devam ediyor. Ciddi bir şekilde artış var. Yarınki konumuz sayın izleyiciler, kadına şiddet. Kadına şiddeti konuşacağız. Hepimiz evdeyiz, kapalıyız. Evlerde durum nedir? İstatistik bilgiler nedir? Bununla ilgili yarın bir program gerçekleştireceğiz sizlere. Önemli alanında uzman kişileri konuk edeceğiz programımıza. Telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz kendileriyle. Evet, şu anda herhangi bir sıcak gelişme olmadığını görüyorum. Ada genelinde yatay bir seyir var. Koronavirüs tablosuna bir bakalım. Hemen sizlere aktaralım. Güneyde 817 vaka var şimdiye kadar. 48.325 test yapıldı. 89 kişi taburcu oldu. Maalesef 14 kişi de hayatını kaybetti güneyde. Kuzeye bakacak olursak 108 vaka, 9.000 test yapıldı. 92 kişi iyileşti, taburcu oldu. 4 kişi de hayatını kaybetti. Toplamda
18 kişiyi koronavirüs nedeniyle ada genelinde kaybettik. Yatay bir seyir var. Ada geneline bakacak olursak şu anda gayet güzel gidiyoruz. Uzmanlarımız da bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Günlerdir Kuzey Kıbrıs'ta yeni COVID-19 pozitif vaka saptanmadı. Son günlerde koronavirüsle mücadele açısında olumlu gelişmeler yaşadığımızı görüyoruz. COVID-19 tehdit ve tehlikesi dünyada var olduğu sürece bizim ülkemizde de var olacaktır. O yüzden evde kalmaya devam ediyoruz. Tedbirleri almaya devam ediyoruz. Kurallarımıza uymaya devam ediyoruz. Resmi bakanlara güven duyuyoruz. Duyalım. Yeteri kadar test yapılıyor mu? Bunun tartışmasını uzun bir sürede yapacağız. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla hemen hemen testler artık yapılmaya başlandı. Evet. Koronavirüsü biz her gün Kıbrıs Gençliği ekranlarında tartışıyoruz alanında. Uzman kişilerle, siyasilerle çok da konuşacağız. Sağlıktan ekonomiye, nereden nereye geldik yaşıyoruz, tartışıyoruz. Ama biz yarın özellikle kadına şiddeti konuşacağız. Covid-19'dan sonra hepimiz evlerimizde kapalı kaldık. Bundan bununla ilgili ne gibi sonuçlar var? Vaka sayıları ne durumda? Şiddetle ilgili istatistik bilgileri alacağız uzman kişilerden. Özellikle bu salgın iyi bir şekilde ise, iyi bir konumdaysa bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu noktaya gelmişse ciddi anlamda sağlıkçıların büyük bir başarısı vardır. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Sevgili İlker'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın.